İyi günler sayın seyirciler. Yeni bir markajla yine sizlerle birlikteyiz. Ve 3 haftadır başladığımız gibi yine belediye başkan adaylarıyla birlikteyiz. Bugün Girne Belediyesi başkan adaylarıyla birlikteyiz. Hemen yanımda Demokrat Parti Ulusal Güçler'den Sayın Başak Tekerek. Hoş geldiniz. Hemen onun yanında Bağımsız Belediye Başkan Adayı, Ulusal Birlik Partisi'nin de desteklediği Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nida'yı Güngör'dü. Ve en kenarda da Sayın Sümer Aygın, Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler Adayı ve mevcut Belediye Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu arada hemen bir hatırlatma yapalım, yani bir şey yapalım. Mustafa Bey, TDP'den, Toplumcu Demokrasi Partisi'nden Mustafa Şener Bey de davetliydi ama bir aksilik oldu herhalde, bir iletişimsizlik oldu. Yayın devam ederken gelirse onu da programımıza alabiliriz. Onu da söyleyelim. Kimseye bir torpilimiz veya ayrımız gayrımız yok. Evet, zaman 1,5 saat, biraz da uzatıyoruz. Haber bültenini kaldırıyoruz uzamalara karşı. Ama tartışmalar oluyor, cevaplar oluyor. O yüzden hemen başlayalım ve 10'ar dakika veriyoruz. Ve ilk turda neden aday oldunuz, neler tespit ettiniz diyoruz. Daha sonraki ikinci turda da projeleriniz nedir diyoruz. Hemen sizden başlıyoruz. Siz neden aday oldunuz, Demokrat Parti sizi neden seçti, sizin idealleriniz nelerdir, Girne'de yaşıyorsunuz, neler tespit ettiniz, bunlar aday olmanızda etken oldu mu diyelim hemen. Yaklaşık 10 yıl kadar önce Kıbrıs'a yerleştim. Bir İstanbullu gelin olarak geldim buraya. Evet. Girne'yi evimiz kabul ettik ve yerleştik. Çocuklarımızı burada yetiştirme kararı aldık. Çok güzel. Herhangi bir zorunluluk halinden değil, tamamen severek, isteyerek ve bilinçli tercihimizle yerleştik. Ben Girne'de yaşayan en başta bir anne olarak ve bir Girneli olarak adanın en güzel yeri olduğunu düşünüyorum, Girne'nin. Ve evet, bu güzelliğin devamı için daha da tarihsel dokusunun ve yeşilinin daha da artarak, tarihsel dokusunun da daha da korunarak yaşaması için belediye başkan adayı olma kararı verdim. Demokrat Parti Ulusal Güçler Adayı olmamın gerekçesi zaten siyasi görüşümüz sebebiyle son genel seçimlerde de milletvekili adayıydım. Evet, hatırlıyorum. Serdar Bey'in bu yöndeki talebiyle olumlu bir anlaşmaya vardık ve görüşlerimizi toplumla paylaşmaya, elimizden gelen en iyi gayreti göstereceğimize dair kendimize olan inancımıza yola çıkmaya karar verdik. Kadın adaylar da az galiba, değil mi? Kaç aday var? Benim bildiğim kadarıyla encümenlerden bahsetmezsek ben tek adaydım. Daha sonra Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin evet, İskele'den. İskele bölgesinde bir evet, bayan aday daha çıktı. Ondan sonra bir aday daha çıkmış olabilir ama çok emin değilim. Oldukça az ama. Oldukça az yani, evet, en fazla 3 ama ikisi garanti. Evet. Kadın adayların daha duygusal, daha didaktik ve daha otoriter olduğunu düşünüyorum. Çünkü her şeyden önce evin düzenini sağlamak ve çocuk yetiştirmek gibi sorumluluklara sahip evet, olduğumuz için belediyedeki organizasyonu da daha başarılı yürütebileceklerine inanıyoruz. Evet. Partimizin daha önce genel seçimlerde de bahsetmiştim bunu. Bir kadın kontenjanımız yoktur. Evet. Bizim görüşümüz herkes kendi beyniyle, eğitimiyle ve bireysel performansıyla yola çıkmalı. Cinsiyet ayrımcılığı, pozitif cinsiyet ayrımcılığı tabii ki ihtiyaçlı olan kesime uygulanmalı ama bizim gibi şanslı, eğitimli, kendini daha iyi yetiştirebilmiş olan kadınların bir kontenjana ihtiyacı yoktur. Tamamen kesinlikle, daha adil ve daha başarılı olacağımızı düşündüğümüz için ben cinsiyet ayrımcılığına tamamen karşıyım. Encümenlerimizden de 5 kadın adayımız var. Girne'den. Evet. Ama bu encümenler seçilirken, belediye meclisi azaları, adayları seçilirken biz 14 tane üyenin, belediye meclis üyesinin hepsinin benim listemden çıkması durumunda belediyenin dört dörtlük yönetilebilmesini düşünerek, yani gerek mimarlıkta, gerek işçi kesiminin görüşlerine, gerek hayvan haklarının savunucusunda, gerek hukuki işlerin düzeninde, bunların organizasyonu belirlenerek yapılmış bilinçli bir tercihtir.
Evet, yani seçilecekmiş gibi. Evet. 14 seçimler yaptınız. Evet, herkesin 14 encümenin evet. tamamı belediye başkanıyla beraber bu yola çıkarsa belli alanlarda uzmanlaşmış. Evet, evet. evet. Yani gerek tarihi eserlerin korunması ile ilgili, yeniden yapılandırılması ile ilgili, hayvan haklarının korunması ile ilgili, hukuki mücadelelerle ilgili, çözümlerin yaratılmasında mühendislik bilgilerine sahip olanlar, evet. esnaflar hepsi listede birbirini tekerrür etmeden bulunmaktadır. Hepsinin bir amacı vardı. Yani her bir adayın gösterilmesinin bilinçli bir tercihtir. Yani sizi seçerken onları da seçmesini evet. rica ediyorsunuz. Kesinlikle. Bir ekip işi olması bir için. Bir ekiptir. Belediye zaten bir organizma. Kendine özerk bağımsızdır. Her şeyden bağımsızdır. Denetime tabidir ama idaresi tamamen bağımsızdır. Evet. Belediye başkanlarının yetkileri akademisyenler tarafından bazıları 70, bazıları 100 kalemden fazla olduğunu söylerler. Akademisyenler bu konuda ortak bir görüş birliğine varamadı. O kadar sonsuz bir yetkileri var ki, daha doğrusu evet. yetki konuları var ki, dolayısıyla bu işi organize ederken mimarlığı bilen, mühendisliği bilebilir, ekonomiyi bilen, işte sanatı bilebilir diye değil. Bu bir ekip işidir. Ekip her şeydir. Altındaki personeller ve belediye meclis üyeleri belediye başkanının altında bir piramit şeklinde yerleşir. Evet. Her bir üst katın sorumluluğu altından mesuldür. Ve belediye başkanı alttaki tüm piramidin her bir parçasının yapmış olduğu veya yapabileceği her türlü o operasyondan ve işlemden mesuldür. Tabii ki. Dolayısıyla ben başkanım, işte sağlık bölümündeki personelim hatalıdır, ben bunu bilemezdim gibi bir şey yoktur. Herkes her şeyi bilmek zorundadır. Sokakta korunmaya muhtaç olan kadınla belediyenin bilançosu veya işte yollardaki herhangi bir arıza, her biri belediye başkanının sorumluluğundadır. Tabii ki. Ben bu organizasyonu iyi yapacağıma inandığım için belediye başkanı adayı olmaya karar verdim. Evet. Kısa bir zamanınız var. Hemen onu da dolduralım ve öyle geçelim. Evet. Mutlaka aday olduğunuza göre ve partiniz de aday çıkardığına göre Girne'de beğenmediğiniz veya değiştirmek istediğiniz mutlaka bir şeyler vardı. Hemen oradan da girelim. Daha sonra Nidai Bey'e söz verelim. Tabii projelerinize gelen şeyde geçeceğiz yani, ama 1570'lerde. Sizin gözleminiz nedir Girne ile ilgili? Evet. Çok güzel olduğunu söylediniz. Girne'nin güzel bir belde olduğunu söylediniz. Onun 1500'lü yıllarda Osmanlı Türk toprağı olarak Kıbrıs adasını himayesini aldığında burası Akdeniz'de bir inci olan, işte Yeşilada, herkesin bildiği, tanımlanan, işte çok muteber bir bölge. Hem ekonomik, hem politik, hem de askeri olarak çok önemli bir noktada olan, çok değerli bir toprak. Evet. Şu anda bize emanettir. Bu adanın da en müstesna noktalarından birisi Girne'dir. Onun da bize emanet olmasını istiyorum. Adada en önemli sorunlardan biri, benim için adanın genelinden bahsetmek gerekiyor belki bunun için ama biz Girne'yi konuşuyoruz. Evet. Doğaya saygı. Doğa asla affetmez. Hukuk şaşırabilir. Sayılar idare edilebilir ama doğa asla affetmez. Kesinlikle. Benim için önemli olan doğa ve 20 yıl sonra çocuklarımın yaşayacağı Girne'nin ne kadar sağlıklı ve huzurlu olduğudur. İlk hedefiniz budur. İlk hedefimiz budur. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Buyurun Nidai Bey. Birçok ortamda söylemişsinizdir neden aday olduğunuzu ama biz bir kere daha aldık sizden ve tespitleriniz nedir? Hemen bize evet. açıklayın. Öncelikle böylesi bir yayında, böylesi bir güzide kuruluşta bizleri konuk ettiğiniz için ben size ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Buradan da tüm Girne halkını selam ve sevgiyle selamlıyorum. Ben öncelikle beni tanımayan olmadığına inanırım. Girne'de oy verecek seçmenlerin hemen hemen tümü beni tanımaktadır. Evet. Ben 29 yıllık bir belediyeciyim. İnşaat mühendisiyim. Kentin sorunlarını yakından biliyorum, takip ediyorum. Kentteki eksiklikleri biliyorum. Ve çözüm önerilerini biliyorum. Projelerimiz hazırdır. Projelerle ilgili olarak detaylı, çok uzun çalışmalar yapıldı. Bunların her türlü yönüyle ele alındı. Ve kentteki sorunları öncelikleri doğru tespit ederek kentin bugünkü sorunlarından, Girne'nin bugünkü sorunlarından kurtarmayı hedeflemekteyiz. Bu bizim için çok önemlidir. Niçin aday olduğunuz sorusuna
net bir cevap vermek gerekirse, yıllarca ben bu halkın parasıyla belediyede idarecilik yaptım, yöneticilik yaptım. Şimdi benim onlara bir dönük bir borcumu ödemem gerektiğine inanırım. Evet. Hem bir devlet okulundan mezun olan bir inşaat mühendisi olarak, hem de yarı kamu kuruluşu olan belediyede görev aldığım için bu borcumu Girne halkına karşı ödemek istiyorum. Bu konuda gerekli donanıma sahip olduğuma inanıyorum. Kendime güvenim vardır, ekip arkadaşlarıma güvenim vardır, projelerim hazırdır. Kentte eksik gördüğüm projelerimizi zaten biraz sonra takdim edeceğiz, tartışacağız. Ancak en büyük eksiklik olarak fiziki projeden ziyade kentteki en büyük eksiklik mevcut yönetimin bugün kenti ortak akılla idare etmediğini, kentte var olan sorunların ve önceliklerin doğru tespit edilmediğini, bizim aday olma gerekçelerimizden en önemlisi de kenti ortak akılla yönetmeye talip olduğumuz, kentte önceliklerin doğru saptanacağı ve en önemlisi bu ortak akıl sonucunda Girne Belediyesi'ni kurumsal bir yapıya dönüştüreceğimize, kurumsal bir yapının oluşması için adım atacağımıza ve bunu programımıza dahil ettik. Ortak akıl derken yani bir ekip çalışması demek istersiniz. Ortak akıldan kastımız şudur. Kentteki bütün paydaşların hem fikir olacağı konularda. Bütün kentin de dahil olacağı. Evet, paydaşların hem fikir olacağı. Kentte yaşayan herkesin, bu belediye meclis üyeleri olabilir, muhtarlar olabilir, azalar, öğretmenler, öğrenciler, var olan üniversitemiz, esnaf, sanat odaları, turizmciler, otelciler, rehberler, şehirdeki bütün paydaşlarla ortak bir konsensus sağlanarak kentteki öncelikleri doğru saptayacağız, kentteki bütçemizi doğru kullanacağız ve öncelikler sırasına göre kentteki hizmetleri yerine getirmeye çalışacağız. Kimse şikayet etmesin, herkes memnun kalsın. Evet, biz bu açıdan düşünüyoruz. Dolayısıyla bu bizim için parasız ama önemli bir projedir. Evet. Zaten bunun sonucunda da belediye kurumsal bir yapıya doğru gidecek ve artık ne başkanlar değiştiği müddetçe veya ne de yöneticiler değiştiği sürece kentteki politikalar, kent politikalarla ilgili sorunlarda bir sıkıntı yaşanmayacak. Bugün eleştirdiğimiz diğer bir konu, Girne Belediyesi'ne yazılan mektuplarda, verilen dilekçelerde gereği kadar zamanında yanıt verilmiyor. Telefonlara doğru dürüst cevap verilmiyor. Dolayısıyla kurumsal bir yapı eksikliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunu sadece ben söylemiyorum. Bunu şehirde yaşayan insanların tümü söylemektedir. Belediyeye yazdığımız mektuplarda, dilekçelerde cevap alamamaktayız. Çünkü bu konuda bir kurumsal eksiklik vardır, bir düzenleme eksikliği vardır. Dolayısıyla halkın en temel ihtiyaçlarının karşılanması gereken su, kanalizasyon, çöp ve istesek de istemesek de cenaze olaylarımız konusunda şehirde muhatap bulacak insan zaman zaman sıkıntı çekilmektedir. Dolayısıyla bütün bunları derleyip topladığımız zaman başkanıyla, müdürüyle, müdür muaviniyle, şube sorumlularıyla tam anlamıyla kurumsal bir yapı olacak. Gelen şikayetler, eleştiriler ve görüşler şimdi bu teknolojik imkanlardan da yararlanarak düzenlenecek. Bir vatandaşın dilekçesine cevap verme veya vermeme bizim için çok önemlidir. Bu da bir önemli nedendir. İnsanlara yasal süresi içinde cevap verilecek. Eğer talep ettiği konu makul ve yasal bir çerçevede ise sebepleriyle, eğer o işin gerçekleşmesi mümkün değil ise onu da sebepleriyle vatandaşa net ve anlaşılır bir şekilde cevap verilmesi. Şu anda eksik görürsünüz bunu. Bence şu anda Girne Belediyesi'nin en büyük eksikliklerinden biri budur. Bu bizim için çok önemlidir. Biz buna çok inanıyoruz. Bu eksikliğin aşılması halinde kentte pek çok sorunun kendiliğinden yavaş yavaş bir sisteme gireceğini ve kurumsal bir yapı oluşturulması yönünde adım atılacağına inanıyoruz. En önemli gerekçelerimiz bunlardır. Projelerimizle ilgili vakti geldiğinde gene konuşmamıza devam ederiz. Teşekkür ederiz. Evet, Sayın Başkan, tekrardan halktan onay beklediniz, bekliyorsunuz. Bize yapacaklarınız ve yaptıklarınızla ilgili ve neden o istediğinizi biraz açıklar mısınız? Evet, biraz gerilere gidelim isterseniz. Ne 1994. 1994. Evet, biraz fazla geriye gittik ama galiba hatırlatmakta fayda var. 94 yılında yine nüfusu 8.000. Girne Belediyesi maaş ödeyemeyen, hatta çok söylenir ama ben yaşadım bunu, bir kilo çiviyi bile
O zaman İmmap Limited vardı. En fazla satış yapan firmalardan bir tanesi. İmmap'a gittiği zaman Nevzat Usta, Nevzat Usta'ya ben veremem, çiviyi çok borcunuz var deyip geri döndürdüğü. 28 Haziran'da görev aldım. 1 Temmuz'da grev vardı kapıda. Evet. 8000 nüfus haftada bir defa su alırdı bazı bölgeler. Diğer bölgelerde günlerce sular akmazdı. Ve bugün Gilme kenti adaylarımızın da dediği gibi, tabii ben başarılar diliyorum her iki adayımıza da. Adaylarımızın da tanımladığı gibi Gilme kenti bugün Kıbrıs'ta yaşanılabilecek güzel bir kent olarak tanımlanıyor. Evet. Yani bu güzel kent olma kavramı bugün söyleniyorsa ve hala tercih edilen bir kentse, demek ki 94'ten sonra aldığımız görevlerde Gilme kentinin gerek sorunlarını çözmekte, gerekse kentin albenisi olan bir kent yapılanmasında Gilme Belediyesi'nin büyük katkısı oldu. İdare olarak da, belediye olarak da. Şimdi tabii 8000 nüfusla aldığımız kentte bugün 30.000 civarında insan yaşamaktadır resmi nüfus olarak, ama baktığımız zaman Girne'ye ve bazı projeksiyonlar yaparız, Girne'de bugün sürekli yaşayan nüfus 50.000'in üzerinde, belki de 60.000. Üniversiteden kaynaklanan? Sadece üniversite değil, tabii ki ikinci ev olarak kullanılan bir kent. Evet. Bunun yanında yeni köyler bağlandığı ve yeni köylerde yabancı nüfus çok. Bütün bunlarla ilgili taktığımız su sayaçları ve topladığımız katı maddelerle ilgili verdiğimiz su miktarına baktığımız zaman Girne kenti kalabalık bir kent oldu. Evet. Zaten istatistik olarak da yapılan son kamuoyu araştırmalarında Girne kentinin en fazla nüfus alan, en hızlı gelişen kent olduğunu rakamlar da ortaya koymaktadır. Şimdi böyle bir kentte, yani nüfusu ve gelişimi çok hızlı olan bir kentte belediye idaresi, belediye olarak bizim yapmamız gereken bir şey vardı. Ve bunu başardık. Bu da insanların acil ihtiyaçlarıyla ilgili radikal adımlar atıp insanların günlük hayatında en azından sorun yaşamadan gününü geçirebilmesi ve ailesiyle huzurlu bir ortamda yaşayabilmesi için adımlar atmak. Evet. İşte bunu Girne Belediyesi başardı. Başardığı için de bugün hala tercih edilen bir kenttik. Bakın, kurak bir yaz geçti. Kış geçirdik. Ve şimdi yaz geliyor. Evet. Ve dün, evet, şu gün civar belediyelerden bazı belediye başkanları beni aradı. Ve diyorlar ki su sıkıntısı yaşayacağımız belli oldu. Haftada 4'e 5'e çıktı su periyodumuz. Yani 5 gün, 6 gün de bir su vermeye başladık. Girne Belediyesi bize su takviyesi yapabilir mi, yardımcı olabilir mi? Evet. Tabii ki biz kendi kaynaklarımızı civar belediyelerle de paylaşabilecek bir noktadayız. Ama önce kendi sınırlarımız içinde yaşayan vatandaşlarımız. Bu nedenle bu kadar hızlı gelişen bir kentte belediyecilik de zor bir görevdi. Ve bugün belediye sorun olarak özellikle Girne kenti merkezinde tabii ki sorunlar vardır. Her şeyi bitirdiğimizi, her şeyi tamamladığımızı söylemek mümkün değil. Eksikler vardır ama yapılan işler de oldukça yoğun ve fazla. Ve ben kesin olarak şunu söylüyorum. Girne Belediyesi'nin yaptığı işler nedeniyle gerek sınırların açılması aşamasında, gerekse halkın fazla nüfusla karşılaşması noktasında bir sıkıntı yaşanmadı. En azından bir kriz çıkmadı. Ve anında her şeye müdahale edebilen ve anında müdahale edebildiği için de bunlardan sonuç alan bir belediye yapısına kavuştuk. Tabii bazı eleştirileri bu toplantılar nedeniyle dikkate alacağız. Hassasiyet göstereceğiz. Çünkü her biri değerli adaylarımız vardır ve mutlaka Girne ile ilgili gözlemlerini, görüşlerini ortaya koyacaklar. Bunlardan feyiz alacağız, bunları değerlendireceğiz. Doğru olanlarla ilgili de ekiplerimizle birlikte oturup bunların nasıl şekilleneceğini, nasıl yapacağımızı konuşacağız. Bir defa bir şey daha vurgulamak isterim bu şansı yakalamışken. Girne Belediyesi 1974 yılında devraldığı o dönemin belediyesinin binasında görev yapmaktadır. Ve o dönemde Girne Belediye nüfusu, yani Girne Belediyesi'nin personel sayısı oldukça azdı. 10 sayısının altındaydı. Dolayısıyla bu sayıyla şehri idare eden bir belediyenin binası da ona göre yapılmıştı. Bugün kurumlaşma konusunda ortaya atılan ve söylenen sözlerde, sözlerle ilgili yeni binanın yapılmasıyla bu eksiklikler de giderileceğini
veya daha sistematik ve daha düzenli çalışan bir belediyeye kavuşabilmek için ortaya önemli bir proje koyduğumuzu ve bu önemli projeyle de Girne kentinin daha hizmet yapabileceğimizi vurguluyoruz zaten. Şimdi nedir hedef biliyor musunuz? Girne'nin personel yapısıyla, bugünkü personel yapısıyla ve Girne'nin eğer eksik olan sorunlarıyla ilgili projelendirme ve bunlarla ilgili bilimsel çalışmaların ortaya konulması. Yani bakın çok ilginç bir şey paylaşmak isterim seyircilerle. Girne Belediyesi yaklaşık 6 aydan beridir Girne Trafik Master Planı ile uğraşıyor. Evet. Ve Girne Master Planı'nı hayata geçirmek için oldukça önemli çalışmalar yapıyor. Ama bir şey daha yapıyoruz. Yol planlamasıdır bu. Master Plan, Girne'deki yaya akışını, bisiklet, motosiklet ve trafik akışını, bunların istoklanmasını ve trafik hareketliliğini düzenleyecek olan, yayalarla ilgili yaya güvenliğini sağlayabilecek olan önemli bir projedir. Bu eksikti şimdiye kadar. Evet. Bununla ilgili 6 aydan beridir ekiplerimiz çalışıyor ve halkın sunumuna sunacağımız bir noktaya geliyoruz. Şimdi böylesi planlı programlı çalışan bir belediye bir şey daha yapması lazımdı yıllar itibariyle. Evet. Adım attığımız noktadan itibaren mali yapının düzeltilmesi, hizmet üretilmesi, sorun ihtiyaçların giderilmesi ama geleceğin de dikkate alınarak geleceğin de planlanması konusunda adımlar atılması gerekirdi. İşte bunu da yaptı Girne Belediyesi. Ve bugün Girne Belediyesi önümüzdeki 25 yılları, 30 yılları, 50 yılları programlayan, planlayan bir belediye noktasına geldi. Evet. Her projede bunlar gözetiliyor. Her projeyle ilgili bunlar dikkate alınıyor. Ve Girne Belediyesi emin adımlarla halkına hizmet etmek için geleceği de planlayarak ilerliyor. Bir yerden bir yere geldik. 8 bin nüfustan 60 bin nüfusları konuşuyoruz. İleride eğer o 2004'teki gelişme hızı söz konusu olsaydı yine nüfusunun 200 bin olacağı hesap edilirdi. Anlam planı sonrası. Anlam planındaki o hızlı gelişme döneminde projeksiyonlar 200 bin nüfustan bahsediyordu. Ve 200 bin nüfusu ihtiyaç duyacağı hizmetleri üretebilmek, o hizmetlerle şehre hizmet etmek bir belediye yapısıyla bu belediyenin planlarıyla ancak mümkündür. Tabii imar planları çok önemli ve imar planlarıyla ilgili de ilk defa ben 16 senedir belediye başkanıyım, ilk defa çok önemlidir bu. Bu dönemde şehircilikle bir protokol hazırladık. Evet. Ve bu protokol kapsamında imar planlarının yapılmasıyla ilgili de adımlar atıldı. Şimdi eğer seçim olmasaydı, seçim döneminde olmasaydık imar planlarıyla ilgili halk toplantıları falan başlayacaktı. Umarım seçimden sonra bunları da hayata geçireceğiz. Evet, yine bahsederiz onlardan. Evet. Programa başladığımızda 3 kişiydik ama şu anda Toplumcu Demokrasi Partisi Belediye Başkanı adayı Mustafa Şener Bey de yanımızdadır. Hoş geldiniz. Biraz hoş bulduk. Bir iletişimsizlik oldu galiba ama iyi ki yetiştiğimiz oldu. Ancak yetişebildik. Kusura bakmasın bizi izleyenler de. Yok, tamamdır. Hiç madem sorun yetiştik. Değil. Evet. Biz siz yokken ilk turumuzda neden aday oldunuz? Tespitleriniz nelerdir Girne ile ilgili gibi bir soruyla başladık. Hemen turu bitirmek için sizden de alalım. Neden adaysınız? Toplumcu Demokrasi Partisi sizi niye seçti ve hedefleri nelerdir? Bir sonraki turda da projelerinizle ilgili konuşacağız. Buyurun. Öncelikle biz Girne'nin çağdaş, demokratik bir yapıya, özellikle belediyecilik anlamında yapıya sahip olmasını ve şeffaf olması için bu yola çıktık. Az önce Sümer Bey'i dinlerdim. Geleceği planlayan bir belediyeden bahsediyor. Geleceği planlayan bir belediyecilik anlayışı buysa 16 yılda belediye başkanlığını yaptığını söylüyor. Bizim gidişatımız çok da parlak değil. Biz güzel bir Girne'yi hayal ediyoruz. Gelişmiş bir Girne'yi hayal ediyoruz. Çağdaş bir Girne'yi hayal ediyoruz. Güvenli bir Girne'yi hayal ediyoruz. Geri dönüştüren bir Girne'yi hayal ediyoruz. Ve bu hayallerimizi gerçekleştirecek projeleri de halkın bize yetki vermesiyle yapmak için tüm gücümüzü, tüm azmimizi bu uğurda kullanmaya ve bilgimizi bu amaçta akıtmaya da hazırız. Bu söylediklerinizin hep tersinin olduğunu söylersiniz şu anda. Tabii ki. Tabii yapılan hizmetler var ancak bir belediyenin şeffaf olması lazım öncelikle. Evet. Bir belediyenin hesap verilebilir olması lazım. Bu bilgilere ulaşılabilir olması lazım. Biz şu anda Girne Belediyesi'nin hesap verilebilir bir belediye olmadığına ve bilgiye ulaşılabilir bir belediye olmadığına kanaat getirdik. Kaldı ki
bir belediye başkanının yasa gereği görevi halkı bilgilendirmesidir. Yasalarla bilgilendirmesidir. Yalan yanlış bilgilerle halkı kandırarak oy istemesi değildir. Bizim kulağımıza bazı duyumlar geliyor. İşte ben kazanmazsam da diğer belediye başkan adaylarından biri kazanır. Sizi katroladım. Onlar sizi işten atacak. Veya siz şirketsiniz, sizi işten atacak gibi söylemler var. Ben önce halkı bu konuda bilgilendirmek istiyorum bir avukat olarak. Bir, yasa gereği katrolanan herhangi bir işçinin ve artık kamu görevlisi olan çalışanın kazanılmış hak diye bir statüsü vardır ve işten çıkarılması söz konusu değildir. Evet. Kaldı ki biz güzel, genç, geri dönüştüren bir belediyeyi ve Girne'yi hayal ederken biz birilerini işten çıkarma derdinde değiliz. Biz imkanlar yaratarak iş sahaları yaratma derdindeyiz. En büyük sorun Sayın Başkan'ın kullandığı ve koz olarak kullanmaya çalıştığı orada çalışanlara bel pas. Ya kardeşim siz iş yasası tahtında sözleşmeli olarak çalışan insanlarsınız ve sizin çalışma koşullarınız ve standartlarınız kadrolu memurun seviyesinde olması gerekir. Evet. Siz bu seviyede değilsiniz ve bunu talep edemiyorsunuz. Önce bunları söylemek istiyorum ki halk bilgilensin. Belpas'ta belediye bünyesindeki bir şirkettir değil mümkündür, mi? Mümkündür, yasa gereği de bunun oluşması mümkündür. Orada bir sıkıntımız yoktur. Ama bunların politika amacı olarak kullanılması ve yanlış oradaki insanların bilgilendirilmesi, sanki ben kazandığımda ve herhangi bir adayın kazandığında siz işten çıkaracaksınız, sünnetçi korkusu verilmesi, bu artık geride kalmış bir politik zihniyettir. O yüzden biz şunu söylüyoruz. Dünü dünde bıraktık cancağızım, düne ait ne varsa yeni şeyler söylemek lazım diyoruz. Bunu tekrarlıyoruz. Evet. Yeni şeyler çağdaş, demokratik, güzel, şeffaf, hesap verilebilir. Girne'de mutlu, huzurlu insanların yaşadığı, sorunlarına çözüm üreten bir belediyenin olduğu, bahane üreten bir belediyecilik anlayışıyla değil, çözüm üreten bir belediyecilik anlayışıyla biz bu yarışta adayız. Aday olmamızın temel sebebi budur. Çözüm üretmek, sorunları çözmek. Biz bunun için adayız. Bunu yapmak için de tabii ki projelerimiz mevcuttur. Uzun uzadıya bunları anlatmaya gerek yok. Geç de kaldık. Arkadaşlarımızın söz hakkını da almak istemem fazla. İkinci turda. Ancak şunu söylüyorum. Biz çözüm üretmek için oradayız. Sorunları yerinde çözmek için oradayız. Başkan koltuğunda oturup tepeden insanlara bakmak değil, halkın yanında olmak ve onlarla iç içe olmak için adayız. Söyleyeceklerim bunlar şu an. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Bir reklamımız var. Kısa bir reklamımız var. Onu alalım ve ikinci tura hemen geçelim. Evet. İkinci turumuza geçiyoruz. Evet Başak Hanım, siz ve bahsettiğiniz o dinamik belediye meclis üyeleriyle hedefleriniz nedir? Neler yapacaksınız? Ne gibi projeleriniz vardır? Girne'yi daha güzel yapabilmek için. O güzel dediğiniz Girne'yi. Kesinlikle çok güzel. Evet. Şimdi Girne'de yapılması gereken şeyler. Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Standart belediyenin hizmetlerini yeni bir proje sunar gibi ya da yeniden bir yapılanma yaratıyormuş gibi böyle üç boyutlu, çok üzerinde düşünülmemiş, ölçüleri alınmamış, bir mimarlık, bir mühendislik çalışması yapılmamış böyle ortaya koymak. Çok ütopik şeylerle vaat etmesin. Çok kandırıcı yani. Geliyor. Evet. Yani insanları kandırmamak lazım. Hayal pazarlamayı bırakmak lazım. Çünkü herkesin ne yapacağını söylemesi lazım. İşte Sümer Bey'in söylediği, yani ben 3 dönemdir yapmadım ama bu dönem kesin yapacağım. Bu çok mu doğru? İşte ya da biz gelirsek bunları yaparız dediğimiz şeyleri yapmazsak bunun hesabını nasıl vereceğimizi konuşmamız lazım. Evet. Ben bugün buraya çıkıp işte onu da yapacağım, bunu da yapacağım. Çok sıkıntı değil. İnsanın dili her şeyi söyleyebilir. Ama ben bunları yapmazsam bunun cezasını ne şekilde çekeceğim, hesabını nasıl vereceğim kısmını konuşmamız lazım. Evet. Dünyada artık teknoloji konuşuyor, bilim konuşuyor. Artık düğün, dernek, esnaf, o işler bitti. Siyaset bir bilime dönüştü. İdare, yönetim bir bilime dönüştü. Şimdi ben çevreden girmek istiyorum. Benim için en önemli olan... tabii ki kadın hakları, çocuk hakları, hayvan hakları, özürlüler, yardıma muhtaç olan kesim. Bunlar her şey duygusal yanı. Bunu zaten kim gelirse gelsin
insanlık vazifesi olarak zaten bunu yapmak zorundayız. Şimdi bizim yapmamız, konuşmamız gereken şeyler gerçek, realitede insanların beklediği sorular. Şimdi Girne'de bizim ne kadar kanalizasyona bağlı bir şeyimiz var? İşte %X, çok sıkıntı değil. Günün sonunda şu anda kanalizasyon %90'ı bağlı olmayan bir şehirde 5000 ton atığımız var bizim her gün. Peki bizim şu andaki katı atık arıtma değil, karıştırıp küçültüp denize atma tesisimiz. Çünkü o arıtma tesisi değil, sadece karıştırma tesisidir. Küçültmek için karıştırma tesisidir. 1800 tonluk efendim bir kapasiteye sahip. Ben her gün şu anda kanalizasyonun büyük bir kısmını almadığım halde 3200 ton atığı denize boşaltıyorum. Dokunmadan. İçine birazcık klor atarak. Klor da denize atılıyor. Bir de pislik üzerine bir de klorla ekleniyor. Daha da bir Akdeniz'de bir adaya çok uygun olmayan bir sistem değil mi? Şimdi Avrupa Birliği projeleri kapsamında geri dönüşüm sistemleri hibe programı kapsamındadır. Ve uzun yıllar önce zaten bu projenin yapılması durumunda hibe kapsamında bunun ödeneceğinin taahhüdü alınmıştı. Evet. Benim başkan olmam durumunda bu 4 yıl içinde yapmayı taahhüt ettiğim en önemli elde edilebilir söz şudur ki, tabii ki şehir planlamanın yerleri, mühendis zekasına sahip, bilgisine sahip olan insanların projeleri hazırlaması şartıyla, benim şimdi burada kandırıcı, böyle etkileyici, uyumsuz şeyleri sunmam değildir amaç. Bu insanların bunu sunmasıyla bir gerçek bir arıtma tesisi yapılmasını, bu arıtma tesisinden geri dönüşümlerinde içme suyu değil ama sulama suyu olarak kullanılmasını veya en azından sulama suyu kalitesinde denize enjekte edilmesi konusunda bir projemiz var. Daha bununla da bitmiyor. Bunları biz tabii ki dediğim gibi bunlar teknolojinin takip ettiği şeyler. Evet. Bu katı atıkların hayvansal atıklar ve gıda atıklarıyla birleştirilerek hem çöpün yok edilmesi anlamında biyogaz sistemleri vardır. Elektrik üretiminde kullanılırlar. Evet. Maliyetsiz zehrinizle elektrik üretiyorsunuz ve daha sonra bu elektrikten sonra elinizde kalan posada tarımda çok faydalı mısır püskülüğüyle karıştırılarak çok faydalı bir gübre haline getiriliyor. Yani bakın, siz şu anda denize attığınız zehirden elektrik üretiyorsunuz, ondan sonra elinizde kalan posayla gübre elde ediyorsunuz, iç sulama suyunuzu elde ediyorsunuz. Bunu da Avrupa Birliği'nin hibe programı kapsamında bedelsiz, büyük bir kısmı bedelsiz olarak gerçekleştiriyorsunuz. Yani hem bir dertten kurtuluyor hem onları çok olumlu büyük bir dertten kurtuluyorsunuz. Evet. Şu anda bana bir Girneli söylesin ki 3200 ton katı atığı her gün hiç dokunmadan ve bunun bütçeleri çıkmış, onaylanmış, Girne'nin en müstesna yerlerinden birisinde öyle bir üstün körü yaratılmış bir sistemin, bana birinin bunun hesabını vermesi lazım. Ben Girne'de denize girebilen Girneliler görmek istiyorum. Siz en son Ali Bey ne zaman Girne'de denize girdiniz 25 lira vermeden? Evet. Bir hatırlayın, yani bir Kıbrıslı olarak size soruyorum, bana bunu söylemenizi, ben hiç girmedim. Parasız hiç girmedim. Alagadi sınırları veya işte Magosa tarafına geçmediğim sürece ben hiç giremedim. Her zaman bunun bedelini ödemem gerekiyordu. Evet. Sahil kamunundur, halkındır. Hiçbir şekilde peşkeş çekilemez ve bunların hesabını sormak lazım. Yani istese belediyeler bunlara müdahale edebilir demek istiyorsunuz. Belediyelerin istesiniz. Yetkilerindedir. Evet. Tabii ki yasaya aykırı hareket ederek haklı çıkamazsınız. Kanun neyi emrediyorsa onu yapmakla mükellefiz. Bize ne dediler? Ayın 3'ünde propaganda süreci başlar. Bugüne kadar hiçbir televizyon programına katılmadım. Tek bir yerde broşür dağıtmadım. Sadece ilk program olarak buraya çıktık. Evet. Kanunlara aykırı hareket ederek hiçbir şey elde edemezsiniz. 3-5 gün önceden başlamış olmak yarışı önde bitireceğiniz anlamına gelmiyor. Ben insanlara diyorum ki, sizin kararınızı verirken yapmanız gereken, oturun düşünün. Herkes nasıl bir performansla, nasıl bir bilgiyle bu işi ne yapabilir? Ben bütün adaylara buradan çağırıyorum. Herkes seçime kazandığı gün, herhangi bir aday bunun taahhüdünü versin. Varlığını açıklasın.
kendisinin ve birinci derece akrabalarının mal varlığını açıklasın. Belediye başkanı seçildikten sonraki 4 yılın sonunda, sürenin sonunda ikinci döneme aday olsa da olmasa da tekrar açıklasın son günü. Ve eğer arada açıklanamayan bir pozisyon varsa kendisi birinci derece belediyeler yasası 23. maddenin gerekleri üzerine kendisi ve birinci derece akrabaları ve bağlı oldukları ortak şirketler üzerindeki mal varlığı artışlarını kamuya, belediyeye bağış yoluyla dağıtsın. Ben de bunu teklif ediyorum. Bunu da yapmayı tarif ediyorum. Fazlasını dağıtsın diyorsunuz. Açıklayamadığı kısmı dağıtması gerekiyor. Evet. Sonuçta belediyeden çıkan her bir kuruş devletin malıdır. Kimsenin boğazından hesapsız geçemez. Evet. Daha sonra projelere devam edersek böyle arada geçişleri evet, oluyor ama. Evet, hemen Mustafa Bey'e geçecek bir iki söz daha alalım. Önemli olan Yeşil Kıbrıs'ın tekrar yaşamaya devam etmesidir. Özellikle engelsiz girme için uğraş vermek benim için çok da önemli bir kavram. Yeşil alanlar yetersiz bulursunuz. Yeşil alanlar. Benim Girne'de baktığımda Barış Park'ın haricinde götürülebilecek tek bir çocuk parkı dahi yoktur. Bir evet. Luna Park'ımız yoktur. Belediyede oturulabilecek insanların belediyenin hizmetlerinden faydalanabileceği bir gerçek bir çay bahçemiz yoktur. Bunların sağlanması lazım. Girneli bunun bedelini ödüyor. Bu bedelin nereye harcandığının hesabını sorabileceği bir belediye yapısına kavuşmamız gerekiyor. Evet, engelsiz dediğiniz bir şey söyleyecek miyiz? Engelsiz Girne için mutlaka ha. Çaba göstermemiz lazım. Yeşilin olmadığı bir yerde engelsizliği yaratamazsınız. Evet. Teşekkür ederim. Hadi Mustafa Bey, siz ne gibi eksiklikler tespit ettiniz ve ne projeler hazırladınız? Şimdi biz projelerimizi... Başak Hanım diyor ki çok ütopik şeyler de sunmak istemiyorum diyor. Yani yapamayacağımız şeyler söylemek istemiyoruz diyor. Sizin var mı öyle ütopiye yakın büyük projeler? Şimdi bizim projelerimiz ütopik değil ama Girne'yi tamamen değiştirebilecek. Bir de Başak Hanım ekibimizi dedi kendime göre ve uzmanlardan oluşturduk diyor. Sanki biz onlarla birlikte seçilecekmiş gibi. Siz de belediye meclis üyelerini o şekilde mi belirlediniz? Aynen öyle. Şimdi öncelikle şunu söylemek istedim. Bugün ikisi ve propagandalarla ilgili yasal süre yarın başlar. O yüzden burada ben herhangi bir projenin resim olarak veya görsel olarak açıklanmasının yasak olduğunu... Onu biz de biliyoruz ama eğer bir program yapmazsaydık biraz önceden yetiştiremeyecektik o kadar adayı tamam. Televizyona çıkaralım diye. Ancak o yüzden... Aslında herkesi de biliyor, tanıyor. Bak, burada şeyiz. Ben bunları biliyorum. Ben sadece söyleyeyim. Burada şunu anlatmak istiyorum. Projeleri birebir burada açıklamak değil, bu projelerle ilgili vizyonu mutlaka ortaya koymaktır. Tabii ki. Bugün burada olma amacım. Projelerimizi burada açıklamak değil. Ancak şunu söyleyeyim. Biz öncelikle güzel bir Girne'yi hayal ediyoruz. Güzel Girne neyi ifade eder? İnsanların mutlu olduğu, huzurlu olduğu, sorunlarına çözüm üretilebilen bir yerdir. Alışverişine inebildiği, esnafın yüzünün güldüğü, liman personelinin esnafının yüzünün güldüğü, yollarda yürüyen insanların yollarda düşmeden yürüyebildiği, güzel bir Girne'yi, yeşil bir Girne'yi, çocukların parklarda oynayabileceği, çocukların kreşlerde büyüyebileceği, sokakları çocuklarımıza ki bugün Dünya Çocuklar Günü'dür. Evet. Sokaklarımıza çocukların oynayabileceği bir Girne'yi hediye etmek istiyoruz. Girne'ye bir kimlik vermek istiyoruz. Çünkü şehirlerdir ülkeye kimliğini katan. Eğer şehirler kimliğini yitirirse ülke zaten kimliğini yitirmiş olacak. Evet. Bu yüzden bizim ha KKTC'de, ha Girne'de, ha New York'ta, ha İstanbul'da yaşamamızın bir anlamı yok. Bizi göç etmeye zorlayan bu gibi zihniyetin ileriye dönük olmamasıdır. Evet. Biz ileriye dönük bir zihniyetle gelişmiş bir Girne'yi hayal ediyoruz. Yatırımcının teşvik edildiği, yatırıma imkanların tanındığı ve böyle olasılıklarla, ihtimallerle ve yapacağımız işlerle istihdam alanlarını genişletebileceğimiz bir Girne'yi hayal ediyoruz. Genç bir Girne hayal ediyoruz. Çalışan, üreten ve kendi personelini veya özel sektöre personel üreten bir Girne'yi hayal ediyoruz. Geri dönüştüren bir Girne'yi hayal ediyoruz. Atıkların denize atılıp denizin kirletilmediği ki bunun tartışılacak birçok yönü vardır.
5 kilometre ileri yapılması gereken borunun neden 1000 metre yapıldığı sorulması lazımdır. Elektriği kesildiği zaman denize atılan atıkların denizi nasıl kirlettiği sorulması lazımdır. Bu su atık tesisinin ve arıtma tesisinin yerinin tartışılması gerekir tekrardan ve bununla ilgili dünyada uygulanan modern sistemler vardır ve bu suların dağa taşınması, dağda yeşil alanların yaratılması, sulu alanların yaratılması gibi sistemler de mevcuttur. Evet. Bunları ilerleyen zamanda daha da görüşeceğiz. Güvenli bir girne hayli diyoruz. Zabıtanın etkin denetimin yaptığı, su güvenliğinin olduğu bir denetimi, okullardaki çocukların içtiği sudan hastalanmayacağı, suya, çeşmeye elimizi koyup da içebileceğimiz bir girneyi hayal ediyoruz. 16 yıldır belediye başkanımıza sormak isterim. Çeşmeden ne kadar su içti? Girnelilere buradan sormak istiyorum. Çeşmeden ne zaman su içtiniz? Bugün. Yani inşallah bir şey olmazsınız. Çok güvenilir olmadığını söylemek istersiniz. Kesinlikle. Çeşmeden içmenin. Karaoğlanoğlu belediye başkanı bilecek bugün dedi. Karaoğlanoğlu ilkokulunda yaşanan bir olay vardır ve okulun 2 gün kapatılmasına sebep olmuştur. Çeşmeden gelen suların bozukluğundan dolayı kendisi bilir. Raporları da elimizdedir. Yarın öbür gün başka bir televizyon programında da açıklarız. İstihdam yaratmak derken şeye bağlı, belediyeye bağlı şirketler kurulması babında söylediğiniz. Bakın, az önce belediyeler yasasında anlamadım. Belediye başkanı okumuşsa yasayı bilmesi gerekir muhtemelen. Kar payı ortaklığı ve yatırım ortaklığı denilen sistemler vardır. Dünya bugün buna açılmıştır. Yasa belediye başkanına bu yetki verir. Belediye local government'tir. Evet. Bakın, local government. Bu çok geniş bir terimdir. Siz o bölgenin başbakanısınız. Siz oranın hükümetisiniz. Sorunlara çözüm bulmakla yetkilisiniz. Merkezi idareyle sürekli olarak işbirliği içerisinde olup birlikte hareket etmek zorundasınız. Ombudsman'ın görüşü vardır. 2012 yılında, 25 Mayıs 2012 yılında liman belediyede 87'de verilen liman belediyeden alırken belediye başkanının görevini yerine getirmediği için yapılan başvuruyla Liman Turizm Bakanlığı'na verilmiştir. Bu konuda da raporlarımız vardır. Aksini söylerse Sümer Aygın eli raporları çıkartır korusun. Limanla ilgili de projeleriniz vardır. Tabii ki limanla ilgili de ciddi ama limanı şöyle düşünmeyin. Liman Girne'nin geleceği. Çok başlılıktan kurtulacak. Hayır, limanı şöyle düşün. Liman Girne'nin geleceğidir. Limanı sadece o dar alan olarak düşünmeyin. Girne antik bir şehirdi. Girne'de Venedikliler, Lüzinyalılar. Liman derken turizm limanı mı genel limandan mı bahsediyorsunuz? Bakın yat ben liman. Şöyle anlatmak istiyorum size. Yani anlatmak istediğim konu şu. Evet. Girne antik bir şehirdir. Evet. Kalesiyle. Girne'den medeniyetler geçmiştir. Lüzinyan, Bizans, Venedik, kesinlikle. Roma'dan başlayıp gelen bir süreçtir. Ve oradaki yapıların tarihi dokusu ve mirasımız şu anda sanki toprak altında, üstünde toprak serilmiş, yok edilmiştir. Biz bunu canlandırmak, çıkartmak, temizlemek ve halkın hizmetine sunmak istiyoruz. Evet. Bunu yaparken limanın yat limanıyla balıkçılar bölümünün ayrılarak, büyük limanın, büyük teknelerin gelebileceği yerlere ayrılarak, insanların yürüyüş yollarının düzenlenerek, sadece Rocks'tan başlamakla geriye doğru gelerek, limanın arkasında kalan tarihi eser ki Anıtlar Kurulu'nun bu konuda da raporu vardır yapılabilir diye, eski eserlerin vardır bu konuda raporları vardır yapılabilir diye, evet. Bakanlar Kurulu'nun kararı vardır ilgili örgüt ve birimleri atıfta bulunarak bunların yapılması gerekir diye 2010 yılında bu gibi kararlar da mevcuttur. Bunların hiçbiri kale alınmadı. Hiçbir şey yapılmadı. Günün sonunda liman bugün kullanılmaz. İnsanların limana inmediği, Girne'nin limana küstüğü veya küstürtüldüğü bir hal yer haline geldi ve Girne'nin gözbebeği olan, belki de Kıbrıs'ın gözbebeği olan Girne, ki Rum 74 yılından beri Girne der, Girne'ye geleceğim der, motorunla geleceğim der, arabayla geleceğim der, kamyonla geleceğim der. Evet. Biz Girne'nin içinde yaşadık ve Girne'nin değerini bilmek. Neden? Çünkü bize unutturuldu Girne. Niçin? Geleceği olmayan, vizyon sahibi olmayan yönetimler sayesinde, belediyeler sayesinde. 16 yıldır belediye başkanlığı yapan bir belediye başkanımız var. 20. yılına giriyorsun. Lütfen çekil, biz gençlere yer ver. Teşekkür ederim. Evet, sağ olun. Evet Nidai Bey, sizin tespit ettiğiniz büyük yanlışlıklar o. Ve bunların üzerine projeleriniz. Sizin de herhalde dinamik bir ekibiniz var. İtinayla oluşturduğunuz. İki türlü çalışıyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Evet.
Bir benim yakın çevremde kendi dostlarım var, gönüllü çalışan 20'ye yakın arkadaşım var. Bir de Ulusal Birlik Partisi'nde desteğini aldığım için aktif olarak çalışan 14 belediye meclisi var, üyesi var ve onların yakın arkadaşları var. Dolayısıyla hatırı sayılır bir arkadaş grubuyla hareket ediyoruz. Gönüllüler ordusuyla hareket ediyoruz. O konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Evet. Halkın parasının doğru kullanılması anlamında projelerin gerçekten ayakları yere basan, uçuk rakamlarla ifade edilmeyen ama kent dokusuna da uygun, kentte yaşayanı üzmeyecek, kentte yaşayanı mutlu edecek. Evet. Bu mutluluktan kasıt yeşiliyle, doğasıyla, tarihi eserleriyle, hayvan dostlarıyla, hayvan barınaklarıyla. Yine'nin bütün adayları gerçekçi gördüğüm kadarıyla böyle ben yani, uçuk şeylerle gelmedi. Hayır yani şimdiki belediye başkanımızın uçuk projeleri vardı. 4 yıl önceki kitapçık yanımdadır. ama proje göstermeyelim dediğiniz için çıkartmadım. Burada her türlü uçuk proje var bu küçük kitapçıkta. Fakat bugün herhalde konusu değil. Fazla da zorlamaydım. Onlar geçmiş. Dolayısıyla yani kale arkasından bir proje başlayacağız. Daha 16 kilometre gideceğiz Kervansaray'a da 5-6 KKDC bütçesi kadar bir paradan bahsedildi. Sadece proje çizme 451 bin TL. Proje çizme. Yani daha bir taş atmadan 450 değil. Neyse bunlar yani uçuk, ayakları yere basmayan, kent dokusuyla uyumsuz, hiçbir ciddi bilimsel dayanağı olmayan, florayı, faunayı, denizaltı canlılarını dikkate almadan kale arkasında başlatılan ve fiyasko ile sonuçlanan bir proje. Benim tespitim bu, yerine halkının tespiti bu. Dolayısıyla biz hep bunlardan ders çıkardığımız için basit, anlaşılır, günlük hayatı kolaylaştıracak projelerden bahsetmek istiyoruz. Belediye ile halkı kucaklaştıracağız biz önce. Yani insanlar belediyeye evleri gider gibi gitmesi gerekir. Belediyeye ulaşılması için insanları kurumsal bir yapıyla tanıştırmamız gerekir. Bu bizim için çok önemlidir. Herkesin belediye başkanını görmesi gerekmemesi gerekir. Hep eskiden şikayet ederdik. Herkes Allah rahmet eylesin Denktaş Bey'e gitmese iş olmaz. Biz bu anlayışı yıkmak istedik. Memleketin sorunu biraz daha. Belediye başkanını görmeden aşağıdaki yetkili şube amiri, donanımlı şube amiri, donanımlı müdür muavinleri bu işi çözmesi lazım. Evet. Bu bir kurumdur ve kurumdan bahsediyor. Gelen şikayetlerin derlenmesi, toplanması, değerlendirilmesi. Tabii halka da anlatmak lazım bunu. Tasnif edilmesi. Bizim kapıya gelenler de illa müdür ister, bizi ister birinci. Tamam ama aşağıda çözülmezse. Evet. Bu bir alışkanlık meselesi. Kesinlikle. Aşağıda çözülmezse ben yapamam gel gidelim yukarı derse bu iş olmaz. Evet. Bunun yani bir sistemdir. Şahıslardan da çok ilgisi yoktur. Kuruma inananlar ve inanmayanlar arasında bir fark vardır. Benim de tespitim budur. Bu da çok para gerektiren bir proje değildir. Zaten ortak akıl bizi buraya götürecektir. Evet. Şehirde bir trafik sorunu vardır. Yani mevcut belediye başkanı kabul eder etmez şehirde bir trafik sorunu vardır. Cumartesi gelin gidelim. Hirondel çemberinde duralım. Papillon'un dediğimiz kavşak. Sıkışıklık, trafik sorunu var. Günün belli saatleri bu sıkışıyor. Hafta sonu daha çok sıkışıyor. Ama bunu 16 yıllık bir belediye başkanının son 6 ayda master planı yapması da çok doğru ve etik değildir. Bunu da bu şekilde eleştiri olarak kabul edilmesi lazım ve bunun da bu şekilde düzelmesi lazım. Zaten şimdiki yönetim 45-46 ayda hiçbir iş yapmadı. Ben bunu çok açık söylerim. Girin eller söyler. Son 2 aydır tırnak içinde hizmete tenis kortlar girdi. Tırnak içinde yeşil binanın temeli atıldı. 46. 47. aylarda. 48. ayda zaten seçimdir. Hala daha girmedi. Asfalt dökülür. Hala daha kordon boyunda Roksulu'ya Dom Otel arasında festival başlayacak. Bugün. Dün akşam asfalt dökülürdü. Yani bu kadar çelişkili işler. Ben belediye başkanı olursam buradan bu sözü veririm halkıma. Ocak ayından sonra son seçim yılında Ocak ayından sonra hiçbir iş yapmayacağım. Sadece şehri süpüreceğim. Son gece asfalt dökme, son gece yağmur suyu borusu döşeme diye bir şey olamaz. Halk zaten inandırıcılığını yitirdi bugünkü idare. Halk artık buna güvenmiyor bu işlere ve bu işlerin yanlış olduğunu getiriyor. Girne'de trafik master planı uzmanlar tarafından hazırlanacak. Belli yerlere parklar yapılacak. Bu parklardan bir kısmı katlı otopark olabilir. Bir kısmı sahil parkın dediğimiz saat ayarlı makinelerin kullanılacağı bir master planı düşünüyoruz. Yağmur suyu konusunda mevcut yönetim, şimdiki belediye başkanı Kasım 10 Aralık 10 periyotları içinde çok müteber, çok saygın insanları öğretim üyelerini belediyeye çağırdılar. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Girne'den daha herkesin tanıdığı bir inşaat mühendisi arkadaş bu hocalarını belediyeye getirdi. Bir yağmur suyu master planı ile ilgili bir rapor sunuldu. Rapor raflarda bekler. Başkan
Çünkü şimdiki başkan bilime inanmadığı için raporları rafta beklediyorlar. Halbuki o arkadaşlar bizi buldu. Seçim sürecinden daha evvel beni buldular. Ve dediler ki 2010 Haziran'dan sonra biz belediyeye gittik. Bir rapor hazırladık. Bizim hazırladığımız rapor projelendirilip uygulansaydı şehirde hiçbir yağmur suyu sorunu kalmayacaktı. 4 yıldır en basit yağmurdan Denizli arasındaki mesafe 5 metre olan Roks Oteli su basar. Denizli arasındaki 6 metre su basar. Bunlar da bilime inanmamanın getirdiği sorunlar ve sıkıntılardır. Siz seçilirseniz o projeyi kaldığı yerden devam ettirecek. Yeni hocalarla veya eski ekiple mutlaka temas edilecek, o revize edilecekse edilecek ve hemen anında ilk yıl başından önce bunu biz programlayacağız. Evet. Arıtmanın yeri tartışılacak dedi. Ben de söyledim daha evvel bunu. Gerçekten bu arıtmanın yeri tartışmaya açılacak. Evet. Yani mevcut yönetimin hatası vardır demem. Ama hiç sorgulanmadı bu arıtmanın yeri. 1995'te Turizm Bakanlığı tarafından yapıldı. Mevcut belediyeler buraya çok büyük yatırımlar yaptı. Ancak bugün gelinen noktada buranın halkla beraber ortak akıl çerçevesinde tartışmaya açılması lazım. Yerinin değişmesi lazım. Yeri gerekirse de karar çıkar, yeri değişecek. Denizden daha doğru kaydırılabilir mi? Kaydırılırsa artısı nedir, eksisi nedir? 4 senede olabilecek bir iş midir? Yoksa bir etaplandırılıp 4-5 senede mi olacak bir iştir? Bunların uzmanlar bize rapor sunacak. Ben buna da inanıyorum. O arıtma tesisinin oradan bir program dahilinde kalkması lazım. Katı atıklar konusunda bu yönetim başarısızdır. Evsel atıklar dışında hiçbir şey ciddi şekilde toplanmıyor. Hiçbir şey. Hep beraber Girne'ye gidelim. Kirli çilte isterseniz yollarda var. Ot dallar toplanmıyor. Aküller toplanmıyor. Şunlar toplanmıyor, bunlar toplanmıyor. Niçin? Çünkü kurumsal bir temizlik programı yoktur. Kurumsal bir temizlik programı yoktur. Kuruma inanmıyoruz. İnanmadığımız için de. Yoksa temizlik bölümündeki insanlar tek tek, Ahmet, Mehmet, Hüseyin hepsi başarılı. Sabah 8'de işine gelip öğlen 3'ten önce mesaisini terk etmeyen iyi niyetli şoförler de öyle. Ama idarenin görevi, belediye başkanının görevi, meclis üyesinin görevi onları efendime söyleyeyim kurumsal bir yapıyla yönlendirmektir. Mesela Girne'de bir eviniz olsa Ali Bey ve deseniz ki benim bir eski buzdolabım var. Hangi gün, hangi saat o buzdolabınız evinizin kapılığınızın alın bilmezsiniz. Öyle bir programı yoktur belediyenin. Çünkü öyle bir öngörü yok, öyle bir vizyon yok. Ben farklı ülkelere gittiğimde İngiltere'den bir örnek vereyim. Benim bacanağımın çok küçük bir mikrovey arızalandı. Dedim bunu ne yapacaksın? Bunun dedi günü var. Her ayın dedi ikinci cuması bunlar toplanır dedi evlerden. Bitti. Basit. Biz bunu yapmadık. 14 senelik belediye başkanlığım dersiniz, 16 senelik başkan dersiniz. Fakat biz hala daha çöpler gündüz mü toplansın, gece mi toplansın tartışması yaparız. Kendi yılbaşı aynı konu tartışıldı bu belediyede. Bunu da geçeyim. Ben Mustafa Bey'in söylediği çok önemli bir konuya temas etmek isterim. Hem bir belediyenin için. Her seçim zamanı Belpaz'daki çocuklara sünnetçi korkusu verilir. Bu doğrudur. Her seçim. 4 sene evvel daha kadrolanırsanız böyle olur, kadrolanmazsanız böyle. Ya bunları geçelim artık. Kaç kişi hiç kimse, bu insanlar? Belediye başkanı ona cevap verecek herhalde. 300 kişi kadrolandı, 500 kişi, 150 kişi. Yani çünkü belediye meclisinin bilgisi yok. Belpaz şirketinin yönetim kurulunda bana akıl olan iki üyenin bilgisi yok. Çocuklara bir şey imzalattılar. Ama biz hiç kimsenin ekmek parasına karşı değiliz. Biz yapılan işlemin eğer doğru ise onu sorgulamaya diye bir niyetimiz yoktur. Biz gençlerin önünün açılmasını istiyoruz. İyi ki kadrolandılar. Kadrolandılarsa gitsinler bankalardan borçlarını kapatsınlar, onu yapsınlar, bunu yapsınlar. Hayatlarına yeni bir düzen versin. Ama bu 4 sene önce 150 kişi aldınız, hiçbir şey yapmadınız. Kasım Aralık'ta 8 kişi kadrolandınız. Şimdi de 16 Nisan gecesi bilgimiz yoktur ama 125 kişi kadrolandınız diyoruz biz. Duyumlarımıza göre. Siz bu işleri niçin Ocak ayında bitirmediniz? Niçin siz demokrasinin dirici gibi bu çocukların ensesinde devamlı nefesinizi hissettirirsiniz? Bu etik değil, yasal da değil. Bunların hep tartışılması lazım. Yani bence başkanlar da nasıl muhtar adaylarını Girne'de belediye başkanı izne çıkarttı. Kendisi de izne çıkması lazım. Belediye başkanı da izne çıksın. Son 60 gündür işe gelmesin. Makam arabasını kullanmasın. Makam yemeği vermesin. Ziyafet vermesin. Ben getirdiğim yanımdadır yasa. 5/76 sayılı seçim halk kollama yasası 80-81-82. Maddeleri. Doğru. Nedir? Açılış ve temel atma yapamaz. Festival açıldı, başkan konuşur. Yeşil bina konuşur, kırmızı bina konuşur, tenis kortlarda konuşur. Nutuk demeç veremez. Evet. Her türlü yayın yapmak yasaktır. Gazetelerde çarşaf çarşaf tanesi 4000 TL olan renkli ilanlar verilmektedir. Bunlar hep yanlıştır. Yollarda 5-6
metre arayla olan direklerde paneller sallanmaktadır. Ben burada seçim kurulunda göreve davet ediyorum. Seçim kurulu da tedbir almak zorundadır. Burada adaylardan biri de avukat makam arabasını kullanamazdı. Sabah 8'de alırsınız arabanızı, belediyeye gelirsiniz, 3'ten sonra kullanmazsınız. Şimdiki belediye başkanı makam arabasıyla her yere gidiyor, kahvelere gidiyor, seçim propagandasına gidiyor. Yani bunu şikayet edecek merci seçim kuruludur. Ben gerekli şikayetleri yapılacağına inanıyorum. Yanında kamu görevlisi gezdiremez belediye başkanı. Seçim sürecinde yanında kamu görevlisi gezdiremez. Yani atıyorum belediyenin bir video çeken çocuğu varsa, bir fotoğraf çeken çocuğu varsa başkanla dolaşmaması lazım. Biz o çocuğu başkan vasıtasıyla suça teşvik ediyoruz. O çocuk bu konuda ileride bir takım yanlış soruşturmalara sebep olabilir. Bunlar da hep bizim Girne Belediyesi'ndeki sıkıntılarımız. Evet. Ben bir gençlik merkezinden bahsetmek isterim müsaade ederseniz. İsterseniz bir cümleyle çünkü zaman bitti ya da... Şimdiki belediye başkanı 16 yıllık belediye başkanıdır. Gençliğe hiç önem vermedi. Kurmuş olduğu Genç Vizyon merkezini batırdı. Genç Vizyon diye bir merkez vardı. Biz göreve gelmemiz halinde ilk ayların içinde belediye meclis kararında oluşturarak Girne'de çok ciddi bir gençlik merkezi oluşturacağız. Bunun örnekleri... farklı belediyelerde vardır, güzel örnekleri vardır. Ama bizim başkanımız buna inanmadığı için bu konuda çok büyük sıkıntılar vardır. Ve Girne'de gençler enerjilerini sosyal, kültürel ve sportif alanda enerjilerini tüketecekleri yerleri yoktur. Bu da bizim için gerçekten çok büyük bir üzüntü kaynağıdır. Bunu da belirtmeden geçmek istemedim. Tamam, devam edeceğiz yine. Şimdi başkan 300 kişi var diyor başkan adayları orada. 300 kişiyi korkutursan onların aileleri de vardır. Büyük bir oydur bu diyorlar. Büyük siz, bir oydur değil mi? Evet. Korkutuyor evet. musunuz bu Belfast? Yani artık aday olanlar bir şey bilmesi lazım. Bu Belfast üzerinden, çalışanlar üzerinden politika yapmayı bir yana bırakmamız lazım. Bu insanları huzursuz etmemiz lazım. Çünkü katrolandığı kelimesini kullanırken bile 29 senelik belediye müdürü olduğunu söyleyen arkadaşım katronun ne olduğunu demek ki daha tam anlayamadık. Bir defa Nilay Bey bir şey bilmen lazım. Belpaz şirketi bir limited şirket. Hayır, anlatmaya çalışıyorum. Ben dinledim. Siz de dinleyin. Belpaz şirketi bir şirkettir. Limited şirkettir. Ve limited şirketinde çalışanlar o şirketin katrolanlarıdırlar. Sigortaları, ihtiyaç sandıkları yatır. Özlük hakları ödenir. Ve orada katroludur bu arkadaşlar. Efendim ben sizi dinledim. Dinlerseniz bir şeyler öğreniriz. Hep beraber belki. Bakın ben size bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Ve bu çalışanlar, bu Belpaz şirketinin çalışanların Girne Belediyesi'ne alınmasıdır söz konusu olan. Katrolanmaları değil. Yani bir katrodan alındılar, başka bir katroya alındılar. Bir katrodan bir katroya nakil edildiler. Orada da mutluydular, burada da mutludurlar. Bir problem yok. Şimdi ben insan üzerinden politika yapmayı hiç sevmem. Dolayısıyla bu konuda insanları huzursuz etmeye gerek yok. Belediyeye alınanlar yine yasal güvence, yasalar öngördüğü güvence altında çalışırlar. Belpaz'da kalanlar da zamanı gelince onlar da katro değişikliğiyle alınabilirler. Bununla ilgili zaten sürekli olarak ben bilgi veriyorum kabul. Bir defa Girne Belediyesi yağmur suyuyla ilgili bir şeyler söylenirken şu cümlecik çok ilgimi çekti. Bilimsel çalışma yok Girne Belediyesi'nde ama aynı zamanda da Girne Belediyesi'nin drenaj kanallarıyla ve yağmur suyuyla ilgili bilimsel kurullar topladığını, raporla yazıldığını ama raporların raflarda bekletildiğini söylüyoruz. Yani eğer bilimsel çalışmalar yapıldıysa ve bunların bazılarının uygulanmasıyla ilgili de adımlar atıldıysa ve bu konuda bugün Girne kenti özellikle drenaj kanalları konusunda belli bir noktaya geldiyse diğer konularla ilgili bu Girne Belediyesi'nin olumlu yönde ciddi adımları olarak anılması lazım. Yani bugün bu raporların öngördüğü dere yataklarının ıslah edilmesi, dere yataklarındaki bentlerin temizlenmesiyle ilgili adımlar ki dere yatakları biliyorsunuz Kaymakamlık vasıtasıyla İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır. Bunlar hep Girne Belediyesi'nin ekipleri tarafından ve çağırdığımız uzman arkadaşlar tarafından çalışıldığı, raporlandığı, gönderildiği, bir şeyler yapılması beklendiği ve en nihayet birlikte, devletle, hükümetle birlikte Girne Belediyesi bunlara müdahale etmeye başladı. Ve geçmişte olduğu gibi artık çok çok fazla yağmur yağmazsa yine de bir sel basın olması mümkün değil. Onu söyleyeyim. Bugün tabii
Roma'da da sel baskınlar oldu. Hollanda gibi bir ülkede, çok modern ülkelerde sel baskınlar oldu. Anormal yağışlar, anormal mevsim değişiklikleri etkileyecek Girne'yi. Girne Belediyesi proje üreten bir belediyedir. Ve bu projelerin önce hayal edilerek hayata geçmesiyle ilgili adımlar zaman içinde gerçeğe dönüşüyor ve bunlar Girne halkı tarafından da benimseniyor. Bakın 16 kilometrelik Hordomoy sahil projesi. Bu bir defa bir master projedir. Bu proje Girne Çatalköy, Girne Karaoğlanoğlu yollarının sahil bölgesini düzenleyen projeler bunlar master projeleridir. Ve bir şey hep anlattım, anlatmaya devam edeceğim. Bu proje çok uzun soluklu bir projedir. Ve bir örnek vermek isterim. 1950 yılında zamanın valisi oturdu ve Girne çevre yolunu haritalara işledi. Ve biz yıllar sonra bu haritalardaki bu korunan güzergahı çevre yoluna dönüştürme şansını yakaladık. Biz de bu master planı diyoruz ki bu master plan duracak orada. Bununla ilgili merkezi hükümetin yapması gereken düzenlemeler vardır. Bunlar yapılmadı bugüne kadar bütün uğraşlarımıza rağmen. Ve legolar gibi kısım kısım yapıldıkça bu legolar birleşecek ve Girne'nin sahil bölgesi şekil alacak. Bunlar alt projelerle desteklenecek. Alt projelerle desteklenmeden hiçbir proje günü yakalayamaz. O günkü şartlar bu proje çıktı. Bu projelerin içinde binlerce alt proje üretmek mümkündür. Örnek vermek isterim. Mesela bu projeye dahil olan kale arkasından bahsedilir. Evet, kale arkası ODTÜ'nün, ODTÜ hocalarının, yani Orta Doğu Teknik Üniversitesi hocalarının EBİ şirketiyle beraber çizdiği bu 16'lık kilometrelik sahil projesinin bir parçasıydı. Ve finansmanı inandığı için Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri tarafından sağlandı. Çünkü projenin yapımında da onlardı. Yapımıyla ilgili de yine EBİ'nin kontrolünde, onların kontrol mühendislerinin ve konsultan mühendislerinin kontrolünde yapılmaya başlandı. Şanssızlıklar yaşandı, doğrudur. Sıkıntılar yaşandı ama buradan halkımızın bilmesini isterim. Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli katkıları hala orada sıcak ve bu proje bitirilecek. Çünkü EBİ'nin bu projeyi yeniden hayata geçirmesiyle ilgili ihale sözleşmeleri, ihale mevzuatını hazırlamasını bekliyoruz. İhaleye çıkacak ve bitirilecek bu. Dolayısıyla ikinci adım olarak bu projenin bir ayağı tenis sahalarını yaptığımız parttır. Yani askıya alınmış değildir diyor. Askıya alınmış değil efendim. Gecikmeler oldu, doğrudur. Bununla ilgili eleştirileri saygıyla karşılarım. Ama esas bu projenin hayata geçmesi bir hayal olmaktan çıktı artık. Bu proje hayata geçecek ve orada insanlar o aktivitelerden faydalanacaklar. Şimdi ikinci adımı bu 16 kilometrelik sahil şeridin tenis sahalarıdır. Ve bu bir vadi insanların uğramadı. Bu vadi bugün insanların yaşam kalitesini yükselten ve insanların orada birçok sportif faaliyete katıldıkları bir adam olacak. Önümüzdeki günlerde burada yarı olimpik yüzme havuzlarının, fitness centerlerin, saunaların, 2,5 kilometrelik yürüyüş yollarının, midide atlarla çocukların gezdiği güzergahların, ayrıca halı saha ve diğer aktivite merkezlerinin, hatta ve hatta yelken ve surf sporlarının yapılacağı alanların da olacağını birlikte göreceğiz. Tenis sahaları bir sadece örnek olarak yapıldı, birinci aşamasıydı. Zamanında bitirildi ve halk kullanıyor. Şimdi bir şey daha vardır. Bunu da paylaşmak isterim. Kurumlaşma dediğimiz hadise Girne Belediyesi'nde bugün büyük oranda tamamlandı. Binaya taşındıktan sonra bu daha da yerine oturacak. Ve ben 16 kilometre, 16 senedir, 16 senedir belediye başkanıyım. Ama 20 senenin üzerinde görev yapan insanımız var yanımızda. O 20 senelik sürede bu kurumlaşmayla ilgili hangi adımları attı? Yani niçin bugünkü yönetimi eleştirir anlamadım. Bu yönetimin içindeydi zaten kendisi de. Dolayısıyla bir şeyi konuşurken kulağımızda duyacak, beynimizde düşünecek. Kurumlaşma Girne Belediyesi'nde bugün vardı. Eksiklikler yok mu? Eksiklikler de vardır tabii. Zaten eksiklikler olmasa ve herhangi bir şekilde her şey tamam olsa bana ihtiyaç olmayacaktı. Neden aday olayım tekrardan? Biraz önce sorduğunuz neden aday oldunuz? Evet, merkez binayı bitireceğiz. Kurumlaşmayı belli bir noktaya getirdik, tamamlayacağız. Eksikliklerle ilgili eksik programlar vardır, kabul ediyorum. Bunlarla ilgili onları da tamamlayacağız. Son döneminizdir bu. Hayır efendim, öyle bir şey söylemedim ben. Bağlamayla. Bir bağlamayla diyorsunuz. Halk
bizi yeniden göreve getirse bu 4 senenin de verimli geçmesiyle ilgili, geçmiş yıllarda olduğu gibi verilen sözlerin tutulmasıyla ilgili olağanüstü çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Girne Belediyesi hiç durmadı. Girne Belediyesi hep proje üreten, hep bu projeleri hayata geçiren bir belediye oldu. En önemlisi ne biliyor musunuz? En önemlisi şu. Girne Belediyesi 94 yılında o eksi bütçelerle aldığı bütçeleri denk bütçe haline getirebildi. Ve bugün sadece bir örnekle halkımıza belediyenin geldiği noktayı işaret etmek isterim. 4 milyon 700 bin liraya bir ihaleye bağladık. Merkez Bina ve Kültür Merkezi ihalesi. 4 milyon 700 bin lira. Artı KDV. KDV ile beraber 5,5 milyon TL. Girne Belediyesi bu paranın yarısını tek bir çekle peşin müteahhitle anlaşarak bankalardan borçlanmamak üzere faiz yükünü belediyeye yüklememek için yaptığımız sözleşme kapsamında bir tek çekle müteahhide ödedi. Yani merkez binanın 2,5 milyonu bu yönetim tarafından kasasındaki paradan ödendi. Öz kaynaklarla şu anda yaklaşık 10 tane proje devam etmektedir. Ve bir hafta sonra buz pateni pistimiz açılacak. Buz pateni pistimiz açılacak. Kültür faaliyetlerinde olağanüstü dallarda faaliyetleri yürütülmektedir. Sağlık projelerimiz, ikinci bahar projelerimiz daha da bir ileriye taşınacak. Ve bisiklet yolları konusunda Girne Çatalköy yolunun iki taraflı güzergahıyla ilgili, bisiklet yolu yapılmasıyla ilgili proje hazır olursa bugünlerde TC kaynaklı katkıyı da alarak ihaleye çıkacağız. Evet. Girne Belediyesi bir tek belediyedir zannedersem. Başka belediye var mı bilmiyorum. Olabilir iki belediye daha. Bankalara borcu olmayan, ihtiyaç sandığı sigorta borçları olmayan, sadece devlete vergi borcu olan, sadece devlete vergi borcu olan bir belediye noktasındadır. Bu nedenle piyasaya olan borçlarını gününde ödeyen, mali kaynaklarını oldukça zenginleştiren, iyi bir noktaya gelen, iş yapma kabiliyeti kendi öz kaynaklarıyla maksimum düzeyde olan bir belediye. İşte bu belediye geldiği noktada geleceği daha iyi planlayabilir. Bu kurum olarak çok bir orkestranın idare edildiği gibi, bir orkestranın çalıştığı gibi hiç aksise çıkmadan bölümler arasında... Bu eleştiriler oldu size. Bu ekip çalışması olmadığı... Yani bu görüşler tabii seçime gidiyoruz. Her türlü görüş olacak ortaya da. Ama önemli olan gerçeklerdir. Bu İngiltere Belediyesi'nde proje bölümü vardır. Proje bölümünde geleceği planlayan arkadaşlarımız vardır. Şehircilerimiz vardır. Eskiden olduğu gibi sadece bir iki kişinin kontrolünde olan bir imar bölümü ve bir bayındırlık bölümü yoktur. Bugün Girne Belediyesi onlarca mimar istihdam edilmiştir, şehirci istihdam edilmiştir. Her mesleğin erbabı kendi bölümünde. Yani mesela sağlıkla ilgili gıda mühendisi arkadaşımız şube amiri olmuştur. Veya şehircilikle ilgili tasarımlarda sözleşmeli olarak aldığımız Can isimli bir arkadaşımız inanılmaz projeler yapmaktadır. Ve bugün sanal ortamı da kullanarak ortak aklın çok telaffuz ediyor. Ortak aklın Girne Belediyesi'nin içine girmesi sağlanmıştır. Evet. Bu Girne Belediyesi'nde düğmeye bastığınız zaman bütün arsalarla ilgili bilgilere, borçlarla ilgili bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Başka bir şey daha var. Uluslararası yaptığımız temaslarla bugün Girne'nin 3 noktasında, 3 bölgesinde Wi-Fi yani internet erişim sistemi parasız olarak sağlanmakta hiçbir kentte yoktur bunlar. Evet. Yeşillendirme ve diğer konularda, peyzaj konularda oldukça iyi bir noktaya gelmiştir. Girne'de esas son bunu söyleyeyim. Çok önemlidir. Girne'de belediye vardır. Esas olan budur. Girne'de belediye var. Eskiden yoktu, şimdi vardır. 16 senede en azından sağlanan bu olmuştur. Çok önemlidir. Ve bugün Girne Belediyesi artık umut dolu halkına hizmet edebilen bir noktaya gelmiştir. Düzeltecek daha birkaç şey daha vardır. Onları da düzelteceğiz bu zaman. Evet. Son beşer dakikalarımıza geldik. Başkanı da dinlediniz. Sizin söyleyecekleriniz varsa, inandığınız, inanmadığınız, sizin ekleyeceğiniz neler söyleyeceksiniz? Ben kişisel çatışmalara çok arzu etmiyorum ama son kelimeye bir şey söylemek istiyorum. Maalesef Girne'de bir belediye yoktur.
Girne'de 16 yıldan fazla, toplam 20 yıllık bir süreçte halkın oylarını bir şekilde alarak hizmet vermeye çalışan bir başkanımız vardı. Ancak özellikle son yıllarda giderek artan bir ivmeyle harcanan her 100 TL'nin %50'lerden başladı. Bu yıllarda %80'leri geçti ve harcanan her 100 TL'nin %80'inin tek bir şirkete aktığı bir aile ortaklığına dönüşmüş durumdadır. Belediye başkanlığı adaylığımızda en önemli tepkimiz bunaydı. Halkın gelirinin edepli kullanılması sağlanmalıdır. Hesap verilebilirlik burada çok önemlidir. Kurumsallaşma dediğimizde ben her su parasını yatıran insanın 20 dakika sistem dondu. 20 dakika sistem dondu. Benim 9 yaşında oğlumun bile artık sistemi donmuyor. Yani artık teknoloji sistem donma gibi bir lafı kaldırmaz. Ya. Elektronik ödeme sistemleriyle ilgili olan şirket benim bilgim dahilinde olan ve bir şirkettir. Yatırımının başlamasında da görev almış durumdayım. Dolayısıyla uzun yıllardır da belediyenin içinde de hizmet veriyor ve diğer bütün belediyelerde. Bu tarz sistemlerin dışarıdan hizmet alımı şeklinde bedelsiz olarak yapılabilir veya kendi belediye bunu bünyesine dahil edebilir. Bakınız, yönetim bir... Ben internet sayfasına girdim. Herkesi davet ediyorum. Herkes artık telefonundan, evinden, her yerden ulaşabiliyor. Lütfen gene belediyesinin internet sayfasına girelim. Bir belediye başkanının özel tanıtım sayfası mı, yoksa bir belediye sayfası mı? Bunun analizini çok iyi yapmamız lazım. Artık bu tarz hesapları boş verin. Sayılar ve rakamlar konuşsun. Artık aklımız konuşsun. Ben yaklaşık 10 yıldır maalesef göremediğim bir yolun, yani Girne'de SOS çemberine çıkan sokağın üzerindeki yolun sadece 3 günde örüldüğünü gördüm. Ve ilk yağmurlarda çöktü çamurlar. Bugün sabah Kaşgar Kort'a giderken yapılan tesisin önünde ve maalesef büyük bir yatırım olarak ifade ediliyor ama 2 tane tenis kortudur sadece. Bu 2 tane tenis kortuna girişin, yani arabaların yanından geçerken kaldırımın üstünü ıslatacak kadar su dolu olduğunu gördüm. Dün gece kaç dakika yağmur yağdı Girne'mizde. Her yer kupkuruydu ama oralarda bu son seçim yasaklarının da başlamasıyla olan süreçte yapılan kaldırımların hepsini Girne'liler tarafından analiz edilip oralarda biriken suların beynimize ve hafızamıza yerleştirilmesini istiyorum. Bu son 40 günde yapılan belediye hizmetlerini bir seçmen olarak, her şeyden önce bir aday olarak değil, kendimi hakaret olarak kabul ederim ben. 4 yıldır, işte geçmişe dönmeyelim, son dönemi konuşalım. 4 yıldır ben bunu yapmadım ama son 40 günde yapıyorum. Sizin hafızanız o kadar zayıf ki Girne halkı, diyor şu andaki başkan. Siz 4 yılı hatırlamazsınız, sadece 40 günlük bir hafızaya sahipsiniz. Bakın biz çok güzel işler yaptık gibi. Belediye pazarı dökülüyordu. Orada çocuklar spor kompleksinin içinde... Paramparça olmuş bir yerde. Çarşamba pazarı çok kötüydü. Bu proje yıllardır var. Finansmanları yıllardır elde edilmiş. Girne Belediyesi çok güçlü bir belediye. Ekonomik anlamda çok güçlü bir belediye. Eğer ki Girne kendi kendini döndüremiyorsa bu zaten sonu yargı olmalıdır. Yani her yerden para akan bir şehirde bunu yapamamış olmak zaten suçtur. Yapamamış olmak. Son birkaç dönemde ben raporlarla konuşabilirim ancak Çarşamba Pazarı'nın oradaki belediye binamızda Mimarlar ve Mühendisler Odası'nın iki ayrı raporu var. Bir tanesi diyor ki insan güvenliğine uygun değil, yıkılabilir, yıkılabilmeye müsait. Bir başka raporda Sümer Bey'in rapor olarak aldığı bir mühendis arkadaşımızdan almış, yapılabilir diye. Şimdi benim çocuğumu ben oraya buz patenine %50 diğer rapora göre göndermemeli miyim? Yoksa diğer rapora göre göndermeli miyim? Şimdi biz bunun faciaya sonuç olabilir. Yani 3-5 tane oy almak için veya bunun pazarlığını yapmak için çocuklarımızın veya insanların, halkın sağlığını ve can güvenliğini tehlikeye atacak. Bunlar çok büyük işlerdir. Ben girdim, özellikle baktım. Buz patenimiz açılıyor. Hayır, şak şak alkışladık. Her şey çok güzel. Harika.
Bunun bana mühendislik raporunu isterim ben. Mimarlık raporunu isterim. Yani ben çocuğumu o çatının altına sokup sokmayacağımı bir anne olarak karar veremiyorum şu anda. Bunu biz bilimsel olarak konuşmamız lazım. Yani onu yaptık, bunu yapmadık. Niye bu 4 yıl içerisinde yapılmadı da her şey 40 güne sığdırıldı? Balabayeste meydanında hayvanlar için yapılan çok önemli Rum tarafından 4'er 5'er tane otobüslerin dolu dolu turistle geldiği inanılmaz muhteşem bir konserin olduğu cumartesi öğlen vakti niçin Balabayeste çıkan o daracık yolların gündüz vakti kazı çalışmaları yapıldı. Oraya giren bir turist otobüsü lastiğini boydan boya yardı. Çünkü yol kesilmişti jilet gibi kare kare. Çünkü neden? Şu anda seçim yatırımları var. Geçen gün yapılan, yani biz ortak akıl diyoruz. Valla bizim aklımızdan kimse faydalanmadı bugüne kadar. Mesela geçen gün bir yemek verildi. Çok büyük rivayetler var. İşte şu kadar milyon para, yüz binlerce para. Neden sadece mevcut başkanın encümenleri davet edildi? Neden sadece CTP'nin taraflılarının davet edildiği, niçin Ulusal Birlik Partisi'den, niçin TDP'den, niçin Demokrat Parti'den davet edilmedik biz? Yani bakın bunlar geçen gün hemşireler gününde Sümer Bey meclis üyesi adaylarıyla beraber Devlet Hastanesi'ni ziyarete gitti. Benim eşim tıp doktorudur. O yüzden tepsiler dolusu baklava gitti. Bir parti ziyaretiydi oraya yapılan. Bir belediye başkanı ziyareti değildi. Çünkü belediye başkanı ziyareti olsaydı belediye çalışanlarıyla olması gerekiyordu. Partililerle yapıldı. Ben merak ediyorum oraya giden hemşireler günü ziyareti. Mesela bundan önceki 16 yıl boyunca hangi yıllarda gidildi? Ve o götürülen hediyelerin parası, o fatura neyle ödendi? Belediye bütçesinden mi ödendi? Yoksa partinin bütçesinden mi ödendi? Ben bunların ispatını istiyorum. Ben halka açık olduğu varsayılan web sayfasına girdiğimde bunların hiçbirini görmüyorum. Sadece boy boy Sümer Bey'in resimlerini görüyorum. Şık şık üç boyutlu, hiçbir anlamı olmayan, beni sadece kandırmaya çalışan resimler görüyorum. İşte bunu yapacağız, bu uzay üstünü yapacağız, işte sıkıştırılmış topraktan bina yapacağız. Bırakın bunları, biz günümüze bakalım. 40 gün öncesinde bu yolların hangisi kapatıldı, hangi kaldırımlar yapıldı ve bugün hangi kaldırımlar yapıldı? Son 4 yılla son 40 günün karşılaştırmasını halkın yapması gerekiyor. Çok teşekkür, ederim. Evet Mustafa abi. Başkanım hayretle dinledim. Yine de belediye vardır, doğrudur. Sayıştay raporları ile şaibe altında olan bir belediye vardır. Bizim anlığımız açık, herkesin gözünün içine dik bakabilecek derecede de dürüstüz. Çekincemiz de yoktur. Öncelikle başkan dedi ki bel pas üzerinden politika yapmamak lazım. Doğrudur. Kesinlikle ve kesinlikle bel pas üzerinden politika yapmamak lazımdır. Ama başkana sormak isterim. Bir otele toplayıp bu kişileri de onlara ben seçilmezsem sizi işten atarlar demek bel pas üzerinden politika yapmak değil midir? Bir şeyler öğrenmek istediğini söyledi başkan, öğretelim. Bel pas bir limited şirkettir ve iş yasası altında çalışan bir şirkettir ve Çalışma Bakanlığı'na bağlıdır. Kadro değişimi diye bir şey söz konusu olmaz. Evet, kadrolama söz konusu. Evet. Kadrolanmış olan kişi de kazanılmış bir hak kazanır. Sel baskınları, anormal yağışlardan bahsedilir. Dere yataklarının üzerine yapılan inşaatlar sizin izninizle olmadı mı Sayın Başkan? Olmadı mı? Bu yatakların üzerine yapılan inşaatlar sizin izninizle olmadı mı Sayın olmadı. Başkan? Olmadı. Mustafa Bey. Evet. Şehircilikten haberin yok galiba. Şehircilikten haberim var. Ya. Yerlerini de sayayım size, nerelere izin verildi, imzalar konuldu. Tabii ki. Sayayım size onları da. 16 kilometrelik bir kordon boyu projesinden bahsedilir. Yarım kalmış, Girne'nin tamamen doğası felaketi olan bir proje. Ayrıca bu tenis sahalarının projesinden bahsedilir ya, ihale verildi, şu oldu, bu oldu. Bu ihaleler nasıl verildi bilir misiniz? Parça ve iş parçalandı, fatura parçalandı. Sayıştay raporlarında vardır bunlar, ben söylemiyorum. 3 kez de ihaleye çıkıldı, ilgili firmaya verilsin diye. 3. kez ihaleye çıkıldığında o firma alamayacak diye bazı inşaat firmalarda ihale şartnamesi verilmedi. Kurumsallaşma Girne Belediyesi'nde var. Doğrudur. Kağıt ve şema üzerinde vardır kurumsallaşma. Müdürü, başkanı, çalışanı hep yazılıdır.
ama oradaki güler yüzlü hizmet var mı? Veya bu hizmeti sağlayacak yapı tam olarak oluştu mu? Ayrı bir konu. 4 milyon 700 bin TL'lik artı KDV ile ilgili bir projeden bahsettik. Yarısını da verdik. Ben avukatım. Bir sözleşme yapıldığı zaman tamam avans alıverilir. Ama %10'dur, %25'tir, %15'tir. 2,5 milyonunu siz niye ödediniz? Halkın parasını niye yarı işi yapılmadan ödüyorsunuz? Ödememeniz lazım. Bu halkın parasıdır. Sizin paranız değildir Sayın Başkan. İhtiyaç sandığı borcumuz yok dedi. Hayır, ben araştırdım. İhtiyaç sandığına borcunuz vardır. Elektrik borcunuz yok mu? Var, davalaştınız. Vergi borcunuz olduğunu siz söylüyorsunuz. Devlete niye vergi borcunuz var? Niye ödemiyorsunuz? Madem bu kadar paranız var, iş yapılmadan yarısını ödüyorsunuz. Vergi borcunuzu ödeyin devlete. Hiçbir kentte Wi-Fi yokmuş. Ya dünyanın gelişmiş her kentinde, sokakta siz interneti kullanabilirsiniz. İnterneti nasıl kullanacağınız da halka anlatılır. Yine de kaç kişi bu hizmetten farkındadır veya bilgisi vardır? Anlattınız mı? Anlattınız. Başkanın görevi halkı bilgilendirmektir. Halkın içinde olmaktır. Onlarla iç içe olmaktır. Belli gruplarla bir bütün olmak değildir. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, Nidayi Bey. Evet, Girne'de belediye vardır söylemiyle, Girne'de kurumsal bir belediye var ve ortak akıldan bahsetmeye başladığı Sayın Başkan. Demek ki seçim konuşmalarını güzel izler. Ortak akıl, ben hiç bugüne kadar bu Sayın Başkan'ın ağzından çıktığını duymadım. Kurumsal bir yapının da ağzından çıktığını duymadım. Biz konuşmaya başladığımız zaman başkan herhalde notunu alır ve bu şekilde konuşur. Böyle bir anlayış kesinlikle yanlıştır. Dolayısıyla Girne'de bir değişim yaşanması gerekir. Yeni bir vizyonun ve yeni bir anlayışın gelmesi lazım. Evet, ben belediyede 20 yıldır görevliydim. Ama ben belediyede geçici mimarıydım, geçici mühendis idim. Kadrolu mühendis oldum. Benim bu işleri yapabilmem için siyasi bir erk benim yanımda değil idi. Dolayısıyla son 16 senedir de siz madem ki bu işe baktınız, demek ki bütün kötü işlerin de faturası size yansıması lazım. Yoksa memur yapmadı. Memur da müdür nedir? Üst düzeyde bir memurdur. Siz bana bir zaman, çok iyi hatırlarım, bir konuda ben size fikrimi söyledim. Beyaz bardak mı alalım, kırmızı bardak mı? Siz bana dediğiniz belediyede iki başlılık olmaz. Olmazsa yoluna devam et. Ne yapabilirim ben? Yapacak bir şey yok yani. Ben de kendime göre yolumu çizdim. Belediyede madem iki başlılık yok, demek ki ortak akla inanmıyorsunuz. Niçin bugün kurumdan bahsediyorsunuz? Ben yani çok fazla eleştiri yapmak istiyorum. Yüzyılın projesi, benim çalışma arkadaşlarımdan birinin söylediği gibi 100 yılda bitecek projedir galiba. Öyle anlaşılmaya başlandı ki başkan geri adım attı. 100 yılın projesini 100 yılda. 1950'de vali çağırdı da çevre yolunu çizdirdi. Bu böyle olmadı. 1960 anlaşmalarında Yugoslavya'dan hoca geldi ve çevre yollarını 3 tane gerdanlık dedi olacak. Ziya Rızkı Caddesi, Mete Adanır Caddesi, Salimiroğlu Caddesi ve yeni çevre yolu. Hoca geldi Yugoslavya'dan, onlar çizdi. Yani öyle 100 yıllık, 200 yıllık işlenen şehir, evet öngörüler vardır ama projeler öyle 100 yıllar boyunca sürmez. Çünkü kentin yapısına bağlı olaraktır. EBİ'den çok bahsedersiniz. EBİ tam bir fiyaskodur. EBİ 1 trilyon 25 milyar liranın buharlaşmasına sebep oldu. Kimse bu hocalar gelsinler beraber tartışalım. 1 milyar 25 milyon lirayı bu adamlar buharlaştırdı. Çıksınlar ortaya. EBİ'nin ODTÜ'yle bir ilgisi yoktur. ODTÜ'nün adının bu çirkin işlere bulaştırılması yanlıştır. EBİ, ODTÜ'den emekli olan hocaların kurduğu para kazanma şirketidir. Bunu da insanlara doğru söyleyin. Gidelim şimdi ODTÜ kompüsüne soralım bakalım. EBİ'nin okulundan direkt bir ilgisi var mı? Yoktur. Nidayla yarın belediyeden emekli olur. Bir bakkal şirketi kurar. Kurarsa kurar. Ben Girne Belediyesi, Tire, bilmem ne bakkalı diyemem ya. Bunlar ODTÜ'den emekli olmuş insanlardır. Biz bunlarla temas ettik. ODTÜ'yle direkt ilgileri yoktur. Zaten işleri doğru olsaydı, Gali Arkası'nın durumu bugün böyle olmazdı. İşi berbat ettiler, paralar buharlaştı. Sayın Başkan, bunun hesabını zor vereceksiniz. Tenis kortu yapmayla, bilmem ne yapmayla bu ayıp kapatılamaz. Üstelik de şehrin çeşitli noktalarında bilmem ne yapmayla diye. Siz öyle demediniz bu kitapçıkta. Söylediğinizi unutmaya başladınız, biraz da herhalde şey belirtisi var. Kitapçıkta siz dediniz ki, Gali Arkası'ndan çıkan biri yaya veya bisikletle Merkür Otel'e gidecek dediniz. Kitapçık buradadır. Bunu alalım beraber okuyalım. Yani öyle fazla kıvırmaya, fazla bilmem ne. Çünkü mühendislik bilim işidir. Bilimsel konuşacaksınız. Yapabilirim, yapam. Özür dilerim, bu proje yanlışız diyorsanız belki daha çok seçmen size güvenecek. Bu proje yanlış bir projedir. Buz pateni. Şimdi siz kime sordunuz şehirde, hangi paydaşlara sordunuz da size dediler bu 50 trilyondan, belediyenin bütçesi 50 trilyondur. Alın da önceliklere göre buz pateni yapın. Yollar peksemete döndü. Yağmur suyunda sorun var. Araçlar kaldırımlarının üzerinde
Efendime söyleyeyim, yeşillendirme yok. Sokaklardaki köpeklerle ilgili bir tepkir yok. Siz buz pateninden bahsedersiniz. Yani kendi kendimize de gülerik. Biz de desek belediyenin bir parçası, ilk insanlar bize de güler. Kim söyledi yani? Bu önceliği kim saptadı? Siz yani yatırsınız gece, sabah takarsınız dersiniz buz pateni yapacağım. Bunlar yanlıştır. Biz onun için diyoruz ki siz ortak akla inanmıyorsunuz. Kuruma inanmıyorsunuz. Kurumun verdiği kararlara inanmıyoruz. Bu belediyenin 50 trilyon borcu var arkadaşlar. Bütün Girnelileri buradan sesleniyorum. Girne Belediyesi'nin 50 trilyon minimum borcu var. 19 milyon vergi dairesine, 21 milyon elektrik kurumuna, bu şu anda devam eden işlerin bedeli var. İhtiyat sandığında bir mahkemelik durum var. Nasıl sonuçlanacağı daha belli değil. Tahminen 7 trilyon olduğu eski parayla söylenmektedir. Dolayısıyla Girne Belediyesi'nin büyük bir borcu vardır. Bu nedenle Girne halkı bir karar vermek zorundadır ve bu değişimi Haziran ayında gerçekleştirmek zorundadır. Biz buna inanıyoruz ve ortak adıyla bir örnek daha vereceğim ve kapatacağım. Doğankö Camisi açılacak sevgili Girneliler. Hep beraber gittik. Yağışlı bir cumartesi günüydü. Yol kapalıydı. Belediye başkanının masasında davetiye var. Doğankö Camisi'nin açılışına davetlisiyiz. O bir taraftan belediyedeki başka bir arkadaş koordinasyon eksikliğinden dolayı yolu kapattılar. Elçilik mensupları geldi. Tabelayı ellerinden kenara söktüler. Pankart asıldı. Yolda çalışma var. Böyle böyle yapılacak. Nasıl ortak akıllar? Nasıl bir kurum var? Hangi kurumdan bahsedersiniz? Keşmekeş var. Koordinasyonsuzluk var. Birimler arası irtifa. Üstelik de belediye başkanının masasında Doğankö Camisi'nin açılışı var. Davetiye. Gittik açılışa gidelim. Yağmurlu bir cumartesi günü başka yerden geçmek zorunda kaldık. Bizden sonra gelen bir grup insan pankartı söküp attı. Nasıl ortak akıldır? Yani bunlar hep bunları kabul etseniz zaten bu şehir düzelecek. Siz eksiklerinizi, yanlışlarınızı kabul etmediğiniz için bu şehirde tıkanma oldu. Siz Sümer Aygın olarak Girne kentinin önünü tıkadınız. Şehrin gelişmesini tıkadınız. Evet 94'te belediye bir okla çivi alamazdı. Ama 15-80 sayılı belediyeler yasası ortadaydı. 51-95 sayılı belediyeler yasası da ortadadır. Burada hukukçu var, gazeteciler var. Yani insanları yanılmaydı. O zamanki imkanlarla çok güzel işler yapıldı. 51-95'ten sonra da belediyeye onun gibi tabir yerindeyse para atmaya başlandı. Dolayısıyla evet siz çok şanslı bir dönemde geldiniz. Ama maalesef şansınızı buz pateni yapmaktan yana kullandınız. Kentin önceliklerini doğru saptamıyorsunuz. Ortak akla ve kuruma inanmıyorsunuz. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Buz patenine karşı siz bir dayı çocuklar dinler sizi televizyonda. Ne oldu bizimse çocuklar? Annesinin evinde bir defa, evindeki kaldırım yoksa. Bir defa bu işleri iyi takip etmek lazım. Yani bu televizyona çıktığında insanlar lazım birazcık ilgi alsın. Dur. Bakın 7 milyon lira mahkemede devam eden davadan bahsedildi. Belki. Bu mahkeme 2 hafta önce bitti. Girne Belediyesi bu davayı kazandı. Haksız yere dava açıldığı ortaya çıktı. Ve muhatabın belediye olmadığı ortaya çıktı. Dolayısıyla sadece bu örneği söyleyeceğim. Belediyenin işlerini iyi takip etmek takip lazım. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Çok konuşulan bir şey var. Buna cevap vermek zorundayım. Daha sonra projelerimle ilgili konuşacağım. Kültür Merkezi ile ilgili çürük raporu çıktı. Doğrudur. Ama ondan sonra ODTÜ'yle birlikte Doğu Akdeniz'deki yetkililerle birlikte yeni raporlar çıktı. Orası sağlamlaştırıldı. Bilimsel anlamda sağlamlaştırıldı. Ve bugün hiçbir sorun yok. Bir şey yalnız halkımız bilsin. Bu kültür merkezinin, çürük raporu çıkan bu kültür merkezinin, ki bugün öyle bir şey yok, bir de yıkılan arıtma tesisinin o dönemdeki belediyeyi temsil eden kontrol mühendisi Miray Bey. Yani o dönemde bu işler yapılırken kontrol mühendisi olarak bu işlerin içinde olan, daha sonra arıtma tesisi yıkıldı. Şeyinde çürük raporları çıktı. Şu televizyonlarda cama, sallanır cama böyle. Bunun kontrol mühendisi Miray Bey. Başka mühendisi yoktu. İnşaat mühendisi yoktu belediyede. O yüzden bunu halkımızın bilmesi lazım. Dolayısıyla bazı şeyleri konuşurken dikkatli olmamız lazım. Şimdi biz düzelttik bunları. Yeni arıtma tesisi yaptık. Kültür merkezini sağlamlaştırdık. Dolayısıyla güvenerek çocuğunuzu yollayabilirsiniz. Bakın biz Girne ile ilgili bugüne kadar birçok proje ürettik. Ve zannedildiği gibi ya söylendiği gibi zannedildiği gibi değil çünkü halkımız biliyor gerçekleri. Biz Girne'nin ihtiyaçlarını önceliklerini iyi sıralayak. Yani en başta kalkıp da belediye binası ve belediye binasının yan kuruluşlarının inşaatını yapmadık. Önce şehrin su ihtiyacıydı. Ondan sonra hatırlayacaksınız Metadanır Caddesi çok tıkanırdı. Mini bypass'ı yaptık.
ve daha sonra şehrin yollarının düzenlenmesiyle ilgili bu şehirde kaldırım olmadığını hatırlayacak herkes. Bu şehirde bir zamanlar kaldırım olmadığını, Ziya Rızgı Caddesi içinde araçların Deniz Kitap Evi'nin önüne, belediyenin etrafına park ettiğini hatırlayacağız. Dolayısıyla şehirle ilgili bugün gelinen noktayı küçümseyip bir yana atıp, ha şu yapılırsa gerçekten mutlu olurum. Bunu yaptı bu belediye başkanı, bu belediye bunları başardı da bunlar da eksiktir. Ona saygı duyar. Ama hiçbir şey yapılmamış gibi, üstelik de başka, bazen anlatılırken zannederim de başka bir kentten bahsediyor. Başka bir kentten bahsediyor. Bir defa Girne bugün albenisi olan bir kent ise hala. Ve Girne'de belediye sorunlarla ilgili global sorunlar ortadan kalkmışsa bu belediyenin başarısıdır. Kim ne isterse desin, halk bunu görüyor. Halkımız bunu gördüğü için 16 sene bu belediye başkanlığını başında tuttu. Dolayısıyla eğer halkımız bunları görmeseydi birinci yıldan giderdik zaten. Değil mi? Şimdi projelerle ilgili şunu söyleyeyim. Bir defa belediye binasını bitireceğiz. Belediye binası bitecek. Yaklaşık 15 milyon TL'ye mal olacak olan bu binanın 5,5 milyonu şu anda hazırdır. Yarısı ödenmiştir. Diğer yarısı da peyderpey takside bağlanmıştır, ödenecek. İnşaat da ilerlemeye başladı. Bunun yanında tabii tenis kortlarını bitirdik. O parkın bitirilmesiyle ilgili bu dönemde ciddi adımlar atacağız. Ve spor tesislerini gerçek anlamda halkımızın hizmetine sokacağız. Yaya ve bisiklet yolları özellikle Girne Karaoğlanoğlu'nda yapıldı tek taraflı. Şimdi Girne Çatalköy istikametinde TC kaynaklı bir kaynak var. Onu kullanacağız. Ve ayrıca belediyemiz kaynaklarıyla da bunu da bitireceğiz. Bölgelere alternatif aktivite merkezleri. İlk aktivite merkezimiz Antis Taverna yakın zamanda mahkeme kararıyla bize devredildi. İlk yarı olimpik yüzme havuzu, fitness centerler ve dinlenti ve toplantı odalarıyla plajın bütünleşmesi orada sağlanacak. Antis Taverna'ya böyle bir projeyle gideceğiz. Çünkü bölge halkının da ihtiyacı var. Karaoğlanoğlu bölgesi bugüne kadar çok ihmal edildiydi. Benim göreve geldiğim güne kadar birçok yatırım yapıldı bölgeye. Şimdi kanalizasyonun oraya gitmesi ve bu aktivite merkezlerinin yapılmasıyla ilgili işleri yapacağız. İmar planlarını bitireceğiz. Eğer birileri gölge yapmazsa ve bir zaman olmasa imar planları bitirecek. Bu maddi kaynak vardır bu belediyede. Bu kaynağı kullanacağız. Ve tabii ki ikinci bahar projemiz çok kabul gören bir projedir. Biliyorsunuz yaşlılara hizmet götürüyoruz. Bu projenin daha da bir gelişmesiyle ilgili, biraz daha ileriye taşınmasıyla ilgili işlemleri yapacağız. Çok önemli bir proje paylaşmak isterim. Biraz çabuk açtırırsak süremiz bitti. Çünkü. İrve Belediyesi bu festival nedeniyle Ziraat Bankası önünde fiziksel olarak değişiklik yaptı. Ve oradaki park yerini ortadan kaldırdık ve orada büyük bir meydan oluştu. Şimdi bizim görevimiz şehir meydanı olarak orayı düzenlemek. Eski haline getirmek değil, şehir meydanı yapmak. Yine Girne Belediyesi'nin yeni binasına takıldık, bittiği zaman ve taşınırız. Halka soracağız bu eski binayı ne yapalım. Eğer halk derse bu binayı yıkın da şehir meydanı yapın, burayı yıkacağız. Eğer başka bir amaçla halk bir şey söylese onu yapacağız orada. Yine Girne Belediye Binası'nın Hirondel Çemberi'de yapılan yerin önü 3. şehir meydanı olarak şekillenecek. Arkasında büyük bir park yapılıyor. Ve Girne'nin çehresini değiştireceğiz. Çünkü Girne şehir merkezi Hirondel Kavşağı'na doğru hareket etmiş olacak. Her yönüyle orası bir aktivite merkezi haline gelecek. 24 saat hizmet veren bir bina oraya yapılacak kültür merkeziyle beraber. Ve Girne'de yaşamı şekillendireceğiz. Trafik master planı çıktıktan sonra da bizi dinleyen insanımızla beraber, Girnelilerle beraber, Girne'de trafiğinde ellendiğini, trafikte radikal kararların hayata geçtiğini hep beraber göreceğiz. Çok teşekkür ederim. Bir küçük sataşma kabul ettin Nidai ve bir cevap. Şimdi bu kültür merkezi ile çok net anlaşılır bir şey söyle. Evet, kültür merkezi yapıldığında bu proje şehircilik tarafından cazıldı. Ben belediyede mühendisiydim ama tek katlı olarak dizayn edildiydi. Bunun için gizliyorsunuz. Bunun üstüne biz 8 kat daha yapasınız diye dizayn etmedik. Bir bu. Yok. İkincisi arıtma tesisiyle ilgili. Arıtma tesisiyle ilgili belediyenin hiçbir sorumluluğu yoktur. Siz çünkü arşive bakmayı da sevmezsiniz. Bunu Boğaziçi Üniversitesi cizdi. Yetkili ve Kıbrıs'taki yetkili makam Turizm Bakanlığı'ydı. Belediyeye inen hiçbirisi yoktu. Yıllar sonra bu tesis belediyeye, bizim şantiyeye girmemiz bile yasağıydı. Yıllar sonra bu tesis
Bir Renault Station'la beraber belediyeye teslim edildi adamlarıyla beraber. Bunu siz çok iyi bilirsiniz ama projenin ne zaman yapıldığını arşivleri bilmiyorsunuz. Yani dolayısıyla kültür merkezi tek katlı bir binaydı. Böyle dizayn edildi. Doğrudur, mühendis de biz idik. Şehircilik şehircilikle birlikte yapıldı bu bina. Kontrol tek katlı. Siz miydiniz? Evet, ben idim ama tek katlı, evet, dizayn edildi. Kontrol yani, mühendisi olan nereye? 11 katlı değildi ama. Evet. 11 katlı değildi. Bir katlıydı, siz üstüne sürekli... Tek katlı olduğunda çürük değil miydi sütunlar? Başka bir bina kaldırmaz, siz orta yaptınız. Yok efendim, ilgisi yok. Tek katlıyken. Neyse. Orada tahlil yapıldı. Tamam, o zaman ben size şunu söyleyeyim. Yarın sabah internet sayfanıza, lütfen özür dilerim. İnternet sayfanıza yarın sabah tamam olduğuna dair olan raporu atın. Ha, buradan söz verin, birini alın. Atın. Tabii bu memlekette, Ali Bey, bilmemiz gereken bir şey var. Bu memlekette yetkili makam Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odalar Birliği İnşaat Mühendisi. O raporu benden giden Ahmet'e, Ahmet'i benden giden Mahmet'e, öyle bir şey olmaz. Efendim, kontrol mühendisi sizdiniz. Bu binanın çürük olmasının sorumlusu da sizsiniz. Siz sataşın devamlı. Yani, biz size sataşmak istemiyoruz. Siz devamlı sataşın. Çıktığını mı kabul ediyorsunuz? Gerçekleri öğreneceğiz. Bakın siz söylüyorsunuz. Ben idim dediniz. Ben idim ama tek katlı bir evin üstüne siz gidiyorsunuz. Siz mühendissiniz. Tek katlı bina çürük olur da üç katlı bina sağlar. Başka bir şey yüklerseniz bina çürür. Peki. Öyle mi? Evet. Teşekkür ederim. Öyle değil efendim. Siz inşaat mühendisleri olasın raporuna inanmadınız. Tahliller tek katlıyken yapıldı. O binada sütun tahlilleri tek katlıyken yapıldı. Öyle bir şey. Yalan söylersiniz. Ben size bunu söyleyeyim. İyi getirdik buraya kadar. Hayır, ama bina üstüne yapı yapıldı. Ne mutlu bize. Evet. Teşekkür ederiz. Ekstra süre verdiğimiz için birer temenni alalım sizden. Yani bir sesleniş alalım sizden de halka ve bitirelim programı. Ben yerel seçimlerde tüm Girnelilerin bir Girneli olma ruhuyla sandığa gidip akıllarıyla ve hafızalarıyla karar vererek en doğru tercihleri yapmalarını temenni ediyorum. Herkese çok teşekkür biz ederim teşekkür programınıza ederiz. Davet ettiğiniz için. Buyurun Mustafa Bey. Çürük binaları olmayan güvenli bir şehir yaratmak adına Girne halkından bize güvenmelerini talep ediyoruz. Teşekkür ederim. Bir temenni de sizden. Ben Girne'de bir değişim zamanı geldiğine inanıyorum. Birbirimizi kırmadan, üzmeden bir değişim yaşanacağına, bizim bu konuda halktan çok olumlu tepkiler aldığımıza, dolayısıyla 1 Temmuz'dan itibaren Girne'de çok güzel günlerin planlı, programlı, ortak akılla idare edilen kurumsal bir belediye yaratmak için halktan değişim konusunda destek bekliyoruz. Teşekkür ederim. Evet, evet. Ben bütün adaylara başarılar diliyorum öncelikle. Ve tabii hayırlısı neyse olsun diyelim. Girne halkı yapılanları gördü. Bundan sonra yapılacakları ile ilgili de güvenin ortaya koyacağına eminim. Ben bugüne kadar verdikleri destek için ve verecekleri destek için şimdiden teşekkür ediyorum kendilerine. Biz de tümünüze başarılar diliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun Girne'miz için. Kolay gelsin sizlere. Bir markajın daha sonuna geldik. Gelecek hafta pazartesi 13.30'da yeni adaylarla buluşmak ümidiyle yayın masasından Aylin Özkök ve Osman Taşralı arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. İyi günler.